Sayın TÜRMOB Genel Başkanım, Sayın Oda Başkanım, Sayın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İş Ticaret Genel Müdürüm, Sayın İstanbul Noter Odası Başkanım, siz değerli meslektaşlarım, şahsım ve yönetim kurulu adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. Hoş geldiniz diyorum. Seminerimize geçmeden önce açış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanımız Sayın Yahya Arkan'ı kürsüye davet etmek istiyorum. Buyurun başkanım. Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Müdürüm, çok değerli konuklar, bizim ilk defa etkinliğimize katılan, bir anlamda kardeş odamız olan İstanbul Noter Odası'nın değerli başkan ve yöneticileri, çok saygıdeğer meslektaşlarım, sizleri şahsım ve oda kurullarım adına sevgi ve saygıyla selamlayarak hoş geldiniz diyorum. Tabii bugün bir şeyde karar vermemiz lazım. İki toplantıdır canlı yayınlara başladık biliyorsunuz. Birçok arkadaşım bu canlı yayından sonra nasıl olsa gitmesek de oturduğumuz yerden izleriz diye başka arkadaşların gelme hakkını engelliyor. Buna bir çare bulunması lazım, baştan ifade edeyim. Çünkü rezervasyon yaptırdığımızda çok kısa sürede kayıtlar yapılıyor ve ondan sonra diğer gelecek arkadaşlarımızın hakkı engellemiş oluyor. Yönetim olarak bu durumu değerlendireceğimizi baştan belirtmek istiyorum. Değerli meslektaşlarım, eğitim bizim her şeyimiz. Bugün olduğu gibi yaygın eğitim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçen de ifade etmiştim. Ayda bir defa yaptığımız bu eğitimlerin yanı sıra TESMER İstanbul Şubesi olarak ilçelerdeki eğitim çalışmamıza devam ediyoruz. Özellikle Türk Ticaret Kanunu ilgili daha önce TÜRMOB eğitim projesi doğrusunda yaygın eğitimler yapmıştık bildiğiniz gibi. Bu konuda yayınlar sizlere ulaştırdık. Bildiğim kadarıyla biraz sonra Sayın Genel Müdürümüz ve değerli bürokrat arkadaşlarımız gelişmeler hakkında sizlere bilgi verecekler. Ve artık ay sonu itibariyle hemen hemen her şey tamamlanacak. Biz de TTK eğitmen arkadaşlarımızla birlikte Aralık ayında çalışmalarımızı tamamlayıp Ocak ayında tüm ilçelerde yaygın eğitimlerle TTK eğitimlerine başlayacağız. Bunu bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine bu salonda 8 Ocak'ta bir seminerimiz daha var. Konusu gayet güzel. Birleşme bölümü ve tür değişikliği üzerine bir uygulamanın anlatılacağı bir seminer. Bunu da tüm meslektaşlarımızı beklediğimizi belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, yıl sonu yaklaşıyor. Her sene en büyük çektiğimiz sıkıntının başında, sıkıntı demeyeyim ben buna, biraz tatlı yönü de var bu işin. Noter konusu en fazla işlerimizin başına gelen bir konu bildiğiniz gibi. Geçtiğimiz toplantılarda da ifade ettim. Bu sene iki tane konu yönünde sıkıntımız vardı. Birincisi, biliyorsunuz bu yıl sicil tasdiknamesi aranacaktı. Bu kürsülerden de ifade ettik. Merak etmeyin. İşte başta TÜRMOB'umuz olmak üzere odamız hem İstanbul Ticaret Odası ile görüşerek, TÜRMOB Noterler Birliği ile görüşerek, bakanlıkla görüşülerek bu sorunda bir sıkıntı yaşamayacağını ifade etmiştik. Ve bildiğiniz gibi bu yıl defter tasdiklerinde sicil tasdiknamesi aranmayacak. Ben Sayın Genel Müdürlüğü'ne bir soru sormak istiyorum sizlere. Bu alınan kararı destekliyor musunuz sevgili arkadaşlarım? Sayın Genel Müdürüm, gördüğünüz gibi
Muhasebe camiası bu 60 yılımız adından son derece memnunlar. Birileri ne kadar farklı söyler söylesinler, asıl uygulamacı arkadaşların burada, onların cevaplarını net olarak duydunuz. Tabii ikinci şeyi bekliyoruz sizden. Biraz sonra sizler de ifade edeceksiniz. Kapanış sürecinin Ocak ayından 31 Mart'ta çekilmesi konusudur. Özellikle ticari defterlerin yazılmasındaki YME defteri zorunlu olarak kapanış yapılması gerekiyor. Her zaman söylüyoruz ki bu bizim kadar iş dünyasının da temel bir sorunu. Dileğimiz şudur, ticari hayatın felce uğramaması için mutlaka kapanışların Haziran sonunda çekilmesi gerekiyor. Destekliyorum sevgili arkadaşlarım. Bazen sözü gerek kalmadan yürekler ortaya konduğu zaman mesajlar yerine ulaştığına inanıyorum. Değerli meslektaşlarım, değerli konuklar, Türk Ticaret Kanunu konusunda bildiğiniz gibi bu salonlarda özellikle bize göre çok büyük emek vermiş olan, tarihte de önemli bir yere sahip olan Ünal Tekinal hocamızla hep birlikte olduk. Ben öncelikle bu kanun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hele hele Sayın Genel Müdürümüzün çalışma arkadaşlarıyla büyük katkıları olduğunu çok iyi biliyoruz. Fakat hatırlarsınız Ünal Tekinal hocamızın bir endişesi vardı. Onun deyimiyle bir zaman belirleyiciler diye bir durumdan bahsederdi. Bu zaman belirleyiciler günü zamanı geldiği zaman çıkarlar. Bu kanunda istemediğimiz olaylar olabilir diye bahsetmişti. Ve nitekim hiç gündemde olmayan Türk Ticaret Kanunu'nun en temel ayaklarından bir tanesi olan bağımsız denetim ayağını çökerttiler. Ama inancım şu, Türkiye mutlaka ve mutlaka hesap verebilmesi yönünden, şeffaf olması yönünden, özellikle kayıtlı bir ekonomiye geçmesi yönünden ve de iş dünyasını diğer ülkeler seviyesine çıkarması yönünden bu yıkılan kolon mutlaka tekrar ayağa kalkacaktır. Önemli olan bizlerin bu süreci doğru kullanmamız, doğru hazırlık göstermemiz gerektiğini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki 5 kere, belki 10 kere anlattım. Bir kez daha anlatacağım. Nereye kadar? İstek ve taleplerimiz gerçekleşinceye kadar bunları anlatmaya devam edeceğiz. Nedir? Hepinizin bildiği gibi bir gözetim kurumu oluştu. Bu kurumun, evet, dünyada Enron olayından sonra oluşması doğrudur. Ama bir meslek örgütünü kendini yerine koyarak ve de meslek örgütünü birbirini düşürerek kaos yaratmasını asla kabul etmediğimizi söyledik ve söylemeye de devam edeceğiz. Ben yine biraz önce verdiğiniz tepkilerle ilgili canlı yayınla da bunu izlediklerini biliyorum. Bu bizim şahsi düşüncemiz mi değil mi? En azından buradaki arkadaşlarımın da yanıt vermesini diliyorum. Hatırlarsanız 4 tane kırmızı çizgiden bahsettik sevgili arkadaşlarım. Bunlardan bir tanesi denetim herkesin hakkıdır, sınav olmamalı dedik. İstiyor musunuz sevgili arkadaşlarım? İkinci olarak hiçbir kesime ayrıcalık sağlanmasın dedik. Ayrıcalık istiyor musun sevgili arkadaşlarım? Kar demeden, kış demeden, gece gündüz eğitimlere katılarak tüm obunuşu eğitimlere evet mi diyorsun sevgili arkadaşlarım? Hele hele 5000 lira karşılığında bu eğitimlere katılacak mısınız? Ve son olarak da diyoruz ki tüm dünyada olduğu gibi meslek örgütüyle işbirliği yapsın diyoruz. İşbirliğine evet diyor mu sevgili arkadaşlarım? Sayın Genel Müdürüm, 4 tane kırmızı çizgi, bu kadar basit, yalın açık. Biz, bize kapısını açan herkese biz kapımızı açmayız, yüreğimizi açarız. Ve bunu iltifat olarak söylemiyorum. Sizi tanıdığımız günden bugüne kadar
muhasebe camiasına göstermiş olduğunuz ilgi, alaka ki meslek örgütümüzle bunu birlikte yaptınız. Hele bir tane konu var ki 8 Ocak'ta yapacağımız, başından beri savunduğumuz konu, denetim hakkının yemini mal müşterinin olduğu kadar serbest muhasebeci mal müşterinin hakkı olduğunu ifade ettik. Birleşme bölümü ve nevi değişikliğine bunu ekleyerek yasaya uygun bir karar almanızdan dolayı tüm arkadaşlarım adına teşekkür ederim size Sayın Genel Müdürüm. Evet, benden sonra iki konuşmacı daha var. Biraz konuşmamı kısacağım. Özellikle yıl sonu gelmesi nedeniyle tüm meslektaşlarımdan dileğim şudur. Defter tasdikleri nedeniyle lütfen iş kaybetmeyiniz. Herkes kaça tasdik yapıldığını biliyor. Kaç para masraf olduğunu biliyor. Aynı zamanda bir gelenek işi de olduğunu biliyor. Bu anlamda müşterilerimiz de bir anlayış içerisinde iş kaybetmeden çözmemizde büyük bir yarar olduğunu düşünüyorum. Yine ücret tarifesinin yayınlanmasını bekliyoruz. Ben bir oda başkanı olarak, lütfen farklı algılanmasın, muhasebe camiası kadar dengeci bir camia yoktur. Muhasebe camiası kadar insaflı bir camia yoktur. Ama bu camiaya %3 gibi 5 gibi ücret artış zammını asla kabul etmiyorum sevgili arkadaşlarım. Yıl sonuna kadar bakanlığın tarife yayınlamasını bekliyoruz. Ama biz İSMO yönetim olarak her zaman olduğu gibi TÜRMOB'a göndermiş olduğumuz tarifeyi de tavsiye olarak sizlerin takdirlerine sunmaya devam edeceğiz. Evet, bu kadar iş yoğunluğundan dolayı bize gerçekten büyük zaman ayıran önce sevgili genel müdürüme sizler adına teşekkür ediyorum. Sayın genel başkana teşekkür ediyorum. O zaten içimizden biri, İstanbullu. Özellikle çalışma arkadaşlarına onlara teşekkür ediyorum. Nurcan Hanım'a teşekkür ediyorum. İlk defa bizim eğitimimize katılıyor. Şimdiden sürprizi söyleyeyim. 8 Ocak'ta da kendileriyle birlikte olacağız. Ama Ali Dural hocamı unutuyorum. Sevgili Ali Dural hocama teşekkür ediyorum. Ama en önemlisi bu eğitimleri eğitim yapan siz sevgili meslektaşlarıma da bir kez daha teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Açış konuşmalarını yapmak üzere Sayın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İş Ticaret Genel Müdürümüz İsmail Yücel'i davet etmek istiyorum. Buyurun müdürüm. Sayın TÜRMOB Genel Başkanı, İstanbul SMM Odası'nın değerli başkanı, İstanbul Noterler Odası değerli başkanı, değerli meslek mensupları, değerli dostlar. Hepinizi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve şahsım adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ve Gümrük ve Ticaret Bakanı, değerli bakanımız Hayati Yazıcı'nın, Sayın Hayati Yazıcı'nın selam ve sevgilerini de ileterek sözlerime başlamak istiyorum. TÜRMOB'un öncülüğünde İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nın düzenlediği Mersis konulu bu eğitim seminerinde sizlerle birlikte, sizlerin bu coşkulu katılımıyla birlikte düzenlenen toplantıda sizlerle birlikte olmaktan hakikaten büyük memnuniyet duyuyorum. Değerli dostlar, ben açılış konuşmamda gene kanunun yasalaşma süreciyle ilgili hafızanızı tazeleyerek ve daha sonra da yürürlük öncesi 6335 sayılı kanunla değiştirilen bazı hususlar hakkında görüşlerimi sizlerle paylaşarak ve daha sonra
yönetmelik ve tebliğ çalışmalarımız hakkında sizleri bilgilendirip, Sayın Başkan'ın da ifade ettiği birkaç güncel konuyla ilgili gene görüşlerimi sizlerle paylaşarak konuşmamı tamamlayacağım. 1957 yılından 2012 yılına kadar 55 yıl yürürlükte kalan bir kanun, 1 Temmuz 2012 tarihinde tarihe karıştı ve 1 Temmuz 2012'den itibaren ticaretin artık yeni bir yasası var ve taraflı tarafsız herkes bu yeni kanunun eksiğiyle fazlasıyla bir devrim olduğu, bir devrim niteliğinde olduğu konusunda hemfikir. Yeni ticaret kanunu özellikle ticaret şirketleri açısından çağdaş açılımlar ve reformcu yaklaşımlarla oluşturuldu. Yeni kanun özünde uluslararası kurumlarla ve kuruluşlarla tam bir uyum söz konusudur. Türkiye ekonomisi dünya liginde artık ön sıralardadır ve iddialı bir noktadadır. Türkiye ekonomisinin dünya liginde geldiği bu noktada kalıcı olması için, geldiğimiz noktada sürdürülebilir bir yapının oluşabilmesi için yeni bir hukuki altyapıya ihtiyacımız vardı. Bu altyapı da yeni ticaret kanunudur. Biz yeni kanunla birlikte Türk şirketlerine daha kolay sermaye, kredi ve ortak bulabilme imkanı getirdik. Dünya piyasalarının kullandığı ortak evrensel dili kullanabilme, Türk şirketlerinin mali tablolarının dünyanın kullandığı dille okunabilmesi imkanı sağladık. Ve kanunun getirdiği bu yenilikçi ve dinamik yapının anlayışın sonucu olarak evrensel açılımlarla ve teknolojik yapılarla uyumu hedefledik. Bu hedefimizin gereği olarak da biraz sonra arkadaşlarımın size detaylarıyla sunacağı merkezi sicil kayıt sistemini sizlerin hizmetine sunuyoruz. Ama kanunların hedeflerine ulaşabilmesi, uygulayıcılar tarafından, hedef kitle tarafından benimsenmesi ve kolay uygulanabilir olmasıyla ilgilidir. Yeni Ticaret Kanunu tasarı taslağı hazırlıkları 1999 yılında başladı. Hazırlık Bilim Komisyonu çalışmalarını tamamlayıp 2004 yılında meclise sevk etti tasarıyı. 2004 yılından 2008 yılına kadar Adalet Komisyonu'nun alt komisyonunda ve Adalet Komisyonu'nda 3 yıl kaldı. 2008 yılından 2012 yılına kadar da 4 yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kaldı. 12 yıl boyunca tartışılması gereken hususlar maalesef kanun yayınlandıktan 1 yıl sonra, yani kanunun yürürlük tarihinden 2-3 ay önce tartışılmaya başladı. Bu son derece gerekli tartışma süreci beklenenden çok geç başlatılmıştı ama buna rağmen bizim için yeni bir fırsat oluşmuştu. O süreçte hepiniz hatırlıyorsunuz, birileri bilerek veya bilmeyerek bazı şeyleri eksik veya yanlış kamuoyuyla paylaşıyordu. Kanunun öngörülerini, kanunun hedeflerini bilerek veya bilgi eksikliğiyle kamuoyuyla yanlış paylaşıyordu. Kamuoyunu yanlış yönlendiriyordu. Ama biz, tekrar söylüyorum, gecikmiş de olsa bu tartışma sürecini bir fırsat bildik. İş dünyasının çatı kuruluşu TOP ve meslek camianızın çatı kuruluşu TURMOP'la birlikte onun üzerinde ilde Sayın Bakanımız Hayati Yazıcı'nın önderliğinde istişare toplantıları yaptık. Bu toplantılarda yeni kanunu anlattık, kanun hedeflerini anlattık, dilimiz döndükçe doğruları anlattık.
ve iş dünyasına sizlere bu kanunun hangi uygulamalarını beğenmiyorsunuz ve bunların yerine neleri öneriyorsunuz diye sorduk. Konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi herkes bu kanun bir devrimdir dedi. Ama bundan sonra ama dedi. Ama ile birlikte cezalar çok ağır, yeniden düzenlensin. Şeffaflık çok abartılmış, yatak odamıza kadar girilmesin. İnternet sayfası her sermaye şirketi için zorunlu olmasın. Bağımsız denetim Türk şirketleri için çok lüks, maliyeti çok yüksek. Mümkünse kapsamı daraltılsın, hatta mümkünse kaldırılsın denildi. İşlem denetçisi de nereden çıktı? Ne gerek var? İlave bir maliyet ve külfet denildi. Limite şirketlerde de kar payı avansı dağıtılsın dedi. Şirketin parasını gene eskiden olduğu gibi kendi paramız gibi kullanalım, kullanmaya devam edelim. Yani şirketten borç alabilelim denildi. Bütün bunlar Türkiye'nin dört bir tarafında düzenlediğimiz toplantılarda bize iletildi. Biz de oturduk, bu talepleri değerlendirdik. İş dünyasının taleplerini kanunun hedefleriyle karşılaştırmak suretiyle değerlendirdik ve kanunun Türkiye'ye uyumlaştırılması, kanunun uygulanabilirliğinin sağlanması amacıyla bir kanun tasarısı taslağı hazırladık. Ve bu taslak Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda 3 defa görüşüldü. Daha sonra meclisin ilgili komisyonunda görüşüldü ve nihayet hepinizin bildiği gibi ve Sayın Bakanımızın bizlerin kamuoyuna söz verdiği gibi 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlık olarak kanunda ticaret şirketleriyle ilgili hükümlerin uygulanmasından sorumlu bakanlık olarak bu tasarı taslağındaki öngörülerimizin büyük bir bölümünün, tamamına yakın bölümünün kanunlaştığını ifade edebilirim. Ne oldu bu kanunla beraber? Bağımsız denetim anlayışı devam ediyor. Eksik de olsa, hedeften biraz uzaklaşmış gibi görünsek de bugün bağımsız denetimin kapsamını nasıl genişletebiliriz? Bağımsız denetimi daha iyi nasıl uygulayabiliriz? Bunu tartışıyoruz. İnternet sayfası kapsamı bağımsız denetimin kapsamıyla birlikte düzenlendi. Daha doğrusu bağımsız denetimin kapsamıyla sınırlandırıldı. Borçlanma yasağı kaldırıldı ama kanunun öngördüğü sermayeyi koruyucu ve kurumsallaşmayı sağlayıcı iki temel kriter getirdik. Cezalarda köklü değişiklikler yapıldı. Hapis cezaları adli para cezasına ve idari para cezasına dönüştürüldü. Limited şirketlerde de kar avansı dağıtımı mümkün hale geldi. Yani kanunun önü açıldı. Kanun daha fazla uygulanabilir hale geldi. İş dünyası artık bu kanunu daha çok sahipleniyor ve daha çok biliyor. 55 yıl yürürlükte kalan 67-62 sayılı Mülga Türk Ticaret Kanunu'ndan daha fazla yeni Türk Ticaret Kanunu biliniyor. Bunu sizlerle birlikte yaptık. Turmop'la birlikte yaptık. Türkiye'ye bu kanunu bu eleştirilerle birlikte oluşan ortamda bir fırsata dönüştürdük. Bu fırsatı kanunu daha iyi anlatmak için kullandık. Bu kanunun en fazla sizin desteğinize ihtiyacı var değerli dostlarım. Her yerde söylüyorum, burada da söylüyorum. Zaten bu coşkulu katılım da benim bu ifademi teyit ediyor. Siz meslek mensupları bu kanun hedeflerine inandığınız sürece uygulamadaki aksaklıkları aynı anlayışla bizlerle paylaştığınız sürece bugün ötelenmiş gibi görünen
bir takım hedeflere de biz er geç ulaşacağız. Ve bütün bunları sizlerle birlikte başaracağız. Biz bakanlık olarak kanunun ticaret şirketleriyle ilgili düzenlemelerinden sorumluyuz ve dolayısıyla tarafız. Kanunun hedeflerinden yanayız ve tarafız. Her kim olursa bu kanunun hedeflerinin gerçekleştirilmesine engel teşkil edecek bir girişimin karşısında biz tarafız ve dilimizin döndüğü kadarıyla bu kanunun temel hedeflerine ulaşması doğrultusunda sözümüzü söyleyeceğiz, söylemeye devam edeceğiz. Biz yönetmelik ve tebliğleri 2008 yılında çalışmaya başladık, değerli katılımcılar. 2008 yılından beri sizlerin de yakından şahit olduğunuza inandığım işbirlikçi, katılımcı bir anlayışla çalışıyoruz. Ve bugün itibariyle Allah'a çok şükür çok iyi bir noktadayız. Her türlü eleştiriye açığız ve bu eleştirileri zaman içerisinde olduğu gibi bugün de hoşgörüyle karşılıyoruz ve bu eleştirilerden katkı almaya çalışıyoruz. Ama hiç kimse kusura bakmasın, ben emeğimizin, arkadaşlarımın, ekibimin emeğinin yok sayılmasına saygı duyamam. Biz bugün itibariyle 7 yönetmelikten 4'ünü yayınlamış durumdayız. Birisi de, ki en önemlisi, ticaret sicil yönetmeliği yaklaşık 20 gündür Başbakanlık'ta yayınlanmak üzeredir. Kanunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın sorumluluğunda düzenlenmesi öngörülen 9 tebliğden 7'si de bugün itibariyle yayınlanmıştır. Diğer ikisi de ticaret sicil yönetmeliğinin yayınlanmasını müteakip yayınlanacaktır. Yani büyük ölçüde onlar da hazırdır. Yönetmeliklerden 5'i, 4'ü dedim değil mi? 5'i yayınlanmıştır. 6.'sı ticaret sicil yönetmeliği başbakanlıkta, 7.'si de internet sayfası yönetmeliği, 1 Temmuz 2013'te yürürlüğe girecek internet sayfası ile ilgili hükümler, ama bu yönetmeliğimiz de hazır. İnşallah önümüzdeki sayfa hafta onu da başbakanlığa sevk edeceğiz. Niye bunu söylüyorum? Görevi kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi olan, toplumun dili, gözü olması gereken bir takım dostlarımız eksik bilgiyle sizleri, kamuoyunu yanlış yönlendiriyor. Dolayısıyla sizlerde de bir infial oluşuyor. Şimdi az önce paylaştığım rakamları hepiniz internetten, bakanlığın web sayfasından takip edebilirsiniz, görebilirsiniz. Zaten resmi gazeteden gördünüz. Bugün itibariyle bakanlık kendi sorumluluğundaki yönetmelik ve tebliğlerde %85 noktasındadır. Yani %85'i yayınlanmış durumdadır. Hal böyleyken birilerinin çıkıp yönetmelik ve tebliğlerin büyük bölümü ortada yok, zaten bakanlık gereğini, görevini yapmıyor gibi bir ifadede bulunması benim hoşgörüyle karşılayacağım, saygı duyacağım bir şey değil. Birçoğunuz başka toplantılarda da benimle birlikte olmuşsunuzdur. Belki bugün ilk kez bu anlamda bir değerlendirme yapıyorum. Ama arkadaşlarımın emeğine sahip çıktığım, onlara saygı duyduğum için yapıyorum. Hiç kimsenin onların emeğini yok saymaya, onların emeğine saygısızlık yapmaya hakkı yok. Eğer bu saydığım yönetmelik ve tebliğleri görmüyor da ortada bir şey yok diyorsanız, o zaman sizin ortanız başka bir yer, sizin ortanız milletin ortası değil veya başka bir eksiğiniz var. Benim böyle bir değerlendirmeye bunun dışında söyleyebileceğim bir söz olamaz, ama emeğimizi başta Sayın Genel Başkanınız olmak üzere ikincil mevzuatların hazırlanmaya başladığı
2008 yılından itibaren bütün camianız görüyor, izliyor ve işbirliğimizde o süreçten beri aynı özenle, bugünkü özenle devam ediyor. Yine Sayın Arıkan konuşmasında ifade etti. Ticaret sicil tasdiknamesinin 2012 yılında noterlerce ticari defterlerin onaylanması sırasında, 2013 yılı defterlerinin onaylanması sırasında aranmaması yerinde bir bakanlık görüşü verdik. Biz uygulamanın kolaylaştırılmasından sorumluyuz. Bu konuyu Sayın Genel Başkanınız da, Noterler Birliği Genel Başkanı da geldiler, bizimle paylaştılar. Uygulamanın ihtiyacı olarak değerlendirdiklerini söylediler. Biz de oturduk, kanun nezdinde uygulayıcı bakanlık olarak değerlendirmemizi oluşturduk ve değerlendirmemizi de Noterler Birliği ile paylaştık. Neydi o? 2012 yılında noterler tarafından ticari defterlerin, 2013 yılı ticari defterlerin onaylanması sırasında ticaret sicil tasdiknamesinin aranmamasının uygun olacağını değerlendiriyoruz dedik. İyi mi yaptık? Uygulama sizin omuzlarınızda. Doğruyu, ihtiyacı siz biliyorsunuz. Ama bu doğruyu yaptığımızda birisi çıkar bizi hukuk fakültesinin birinci sınıfında okuyan bir talebe bile bunu yapmaz diye itham ederse hiç kimse kusura bakmasın, ben buna saygı duymam. Bu bir kişinin yaptığı bir değerlendirme değildir. Biz 1886 yılında kurulmuş bir genel müdürlüğüz ve 1956'da kabul edilen, 1957'den 2012'ye kadar yürürlükte olan kanunu da biz uyguladık. Uygulamasını biz yönlendirdik. Bu kanunun da az önce ifade ettiğim bütün yönetmelik ve tebliğlerini biz düzenliyoruz. Dolayısıyla kurumsal kapasitemiz, biz istesek dahi bu konuda yanlış bir değerlendirme, yanlış bir yorum yapmaya müsait değil, uygun değil. Şurada oturuyor, çoğunuz tanıyorsunuz, 16-17 yıldır şirketler dairesi başkanı. Türkiye'de şirketler hukukunda 3-5 insandan birisi. Böyle bir değerlendirme benim arkadaşlarımın ve bizim birikimimizin hak ettiği bir değerlendirme değil. Onun için bizim bu kanunun hedeflerine sizlerle birlikte ulaşma kararlılığımıza sahip çıkın. Bize destek olun. Biz her zaman doğrudan yanayız. Uygulamanın kolaylaştırılması ve bu kanunun hedeflerine ulaşması için her zaman sizlerle beraberiz. Bundan emin olun. İşte başka bir düzenleme. İşlem denetçisine ne gerek var? İşlem denetçisi koruyucu hekimlikti. Bünye virüse girmeden önce hukuki bir sorumluluk müessesesi oluşturulmuştu. Öyle mi başkanım? Bizim o tedbiri almamamız mümkün değildi. Yayınlanan bazı yönetmelik ve tebliğlerde bu hukuki güvenceyi sağlayacak tedbirleri aldığımızı gördünüz. Kimlerle? Sizlerle. Neden? Doğru bu. Uygulayıcı sizlersiniz. Adına işlem denetçisi deyin, adına başka bir şey deyin. Yaptığımız şey hukuki güvenliğin sağlanmasıdır. Bir süre sonra ticaret sicil yönetmeliğinde de aynı anlayışla yine sizlerle beraber yeni tedbirler aldığımızı göreceksiniz. Gene Sayın Alırkan'ın konuşmasında ifade ettiği başka bir husus.
Sayın Genel Başkan da daha önce defaatle bunu ifade etti. Az önce de söylediğim gibi sürekli istişare halindeyiz. Ticari defterlerin kapanış onayının Mart ayına alınması, bu bir kanun değişikliği gerektiriyor. Ama biz Mart ayına alınması gerekiyor dedim, değil mi? Mart ayında zaten, Mart ayında olan Mart ayına alınır mı? Yani Mart ayından Haziran ayına alınması gerekiyor. Ne kadar hassassınız. Şak. Sizi yaşatmak istiyoruz. Siz yaşadığınız sürece biz yaşarız. Biz daha sağlıklı oluruz çünkü. Bu talebi siyasi karar organıyla paylaşacağız. Takdir siyaset kurumunundur. Bana diyorlar ki hep topu taca atıyorsun, siyaset kurumuna atıyorsun. Hayır. Bizim adımıza devlet memuru derler. Ben bu kavramın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Biz milletin memuruyuz. Milletin vekaletini üstlenmiş siyaset kurumuna doğruları anlatmak da bizim görevimiz. Söylediğim gibi uygulamanın ihtiyacını en iyi sizler biliyorsunuz. Siz bu yanlış, bu doğru diyorsanız sizin doğrunuza bizim itibar etmememiz mümkün değil. Ama bu benim bir bürokrat olarak, evet, kapanış tasdiklerini Mart ayından Haziran ayına alacağız diye cevap verebileceğim bir husus değildir. Bu yasama organının takdirindedir. Ama bu konuda sizin sesiniz olacağımdan endişeniz olmasın. Değerli dostlar, Türk Ticaret Kanunu'ndaki bir husus benim çok değer verdiğim, önem verdiğim ve sizlerin de sorumluluk almasını istediğim bir husus. Kurumsallaşma. Türkiye'de ortalama şirket ömrü 13-14 yıl. Bu çok dramatik bir durum. Kanunun ortaya koyduğu kurumsallaşma ile ilgili hedeflerin farkında olmalısınız ve bunları yüksek sesle ifade etmelisiniz. İşletmelerle paylaşmalısınız. Türkiye'de 860 bin sermaye şirketi var 31 Ekim itibariyle. Bunların 247 bini gayri faal ve münfesih durumda. Geriye 630 bin sermaye şirketi kalıyor. Biliyorsunuz kanunun geçici 7. maddesiyle bu gayri faal ve münfesih şirketlerin kısa yoldan hızlandırılmış bir şekilde tasfiyesini öngördük. İnşallah bununla ilgili tebliğimizde ya bu hafta sonu ya da önümüzdeki hafta başında başbakanına sevk edecek durumdayız. Ne demek bu? Evet. Bu da sizlerin işini son derece kolaylaştıracak bir düzenleme. Bu Türkiye'nin 35-40 yıldır çözüm bekleyen bir sorunuydu. Ticaret sicilleri açısından, camianız açısından, iş dünyası açısından Allah'a çok şükür bunu da 6335 sayılı kanunla, yeni kanuna geçici bir madde ilave ederek düzenledik. Ticaret sicil müdürlüklerimizin uygulamayı nasıl yöneteceklerine, nasıl yapacaklarına, tarafların bu konudaki yapacakları işlemleri detaylarıyla anlatacağımız bir tebliğimiz tamamlandı. Önümüzdeki hafta Başbakanlık'ta olacak. Bu 630 bin yani gayri faal ve müfessiz şirketler kısa yoldan hızlandırılmış bir şekilde tasfiye edildikten sonra 630 bin sermaye şirketi kalıyor. Son 3 yılda da matrassız beyanname veren 120 bine yakın kurumlar vergisi vekellefi var. Bunlar da eşikte. Şimdi biz geçici 7. maddede dikkatinizi çekmiştir. Kanunun düzenlemelerini birçok defa anlattığımız için o detaya girmiyorum. Onların birçoğunu sizler zaten en az benim kadar biliyorsunuz.
Hem 1 Temmuz 2012 tarihinden önce gayri faal ve münfesih duruma düşmüş şirketler kapsamda, hem de kanun yürürlüğü tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde bu duruma düşecek şirketler bu kapsam dahilinde kısa yoldan ve hızlandırılmış bir şekilde tasfiye olacak. Bu 120 bin şirketi de bu yolla tasfiye olacak kabul ederseniz, geriye 500 bin şirket falan kalıyor. Sermaye şirketi kalıyor. Peki kanunun 194. maddesi var. Bu madde şu anda bir takım vergi maliyetleri yüzünden zor işletilecek gibi görülüyor. Ama ben her yerde konuşuyorum. Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndaki değerli meslektaşlarımdan bu konuda anlayış bekliyorum. Yani 194. maddenin bir takım vergi düzenlemeleriyle beraber uygulanabilmesi sağlanırsa, 500 bin, geri kalan 500 bin sermaye şirketinin daha da aşağıya ineceğini değerlendiriyorum. Yani ben şunu söylemiyorum arkadaşlar, sermaye şirketi sayısı çok fazla, bunların bir kısmını kapatalım filan söylemiyorum. Türkiye'nin bir gerçeği var, biz bu gerçeğiyle buluşmak istiyoruz. Bugün Türkiye'de adına gerçekten yeni kanun anlayışına uygun olarak sermaye şirketi diyeceğiniz şirket sayısı maalesef 350-400 bin civarında. Geçmişte farklı gerekçelerle sermaye şirketleri kuruldu. Sizler yine benim kadar iyi biliyorsunuz. Yeni kanunun anlayışı gereği işletme nevilerinde, şirket nevilerinde de bir sadeleşme sağlamamız lazım. Çünkü bu kanunla da beraber artık sermaye şirketi kavramı öne çıkıyor. İnsanlar artık sermaye şirketinin getirdiği yükümlülükleri, sonuçları bilerek bu şirketi kursunlar. Bunları siz anlatın. Yani kurumsallaşma bilincini, faaliyet raporunu, iç yönergeyi, şeffaflığı, daha birçok hesap verebilirliği, bağımsız denetimi, bağımsız denetimi çok iyi anlatmanız lazım. Sizin anlatmanız lazım. Türkiye bağımsız denetimde bir kavram kargaşası yaşıyor. Bağımsız denetimi birçok insan sanki bir kamu denetimi, kamusal bir denetimmiş gibi algılıyor. Bağımsız denetimle ilgili kanunun hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için önce bu kavram kargaşasının ortadan kaldırılması lazım. Bu konuda sadece kamu gözetimi kurumundan bir beklenti içerisinde olmayın. Doğruyu hem işletmelere hem de üçüncü taraflara siz anlatın. Amacımız hem kurumsallaşma hedefiyle hem de kanunun diğer hedefleriyle birlikte uzun ömürlü, sağlıklı tür şirketlerine kavuşmaktır. Sizinle bir anımı paylaşayım. Çorum SMM Odası'nın davetlisi olarak Çorum'a gittim. Orada da bir eğitim seminerini gerçekleştirdik. Ankara'ya dönerken Çorum çıkışında bir restoranda ağırladı bizi değerli başkanımız. Ve o restoranda ıslak mendil poşetlerinin üzerinde bir slogan gördüm. Dededen toruna gururla bir asır. Bizim bu gururu yaşayacak şirketlere ihtiyacımız var ve girişimcilerimiz sizler olmadan bu hedefi tek başına gerçekleştiremezler. Onun için kanunun bütün hedeflerinde, ama özellikle kurumsallaşma hedefinde sizlerin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini ifade ediyorum. Evet. Ticaret kanununun en önemli hedeflerinden birisi elektronik ortamda hukuki işlem tesis edilebilmesi imkanıyla beraber artık işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesi. Bunun sonucu olarak da ticaret sicil kayıtlarını elektronik ortama taşıyoruz. Kanunda ticaret sicil işlemlerinin elektronik ortama taşınması ve depolanması çok açık bir şekilde düzenlendi. Bakanlığımızın teşkilat kanununa da bununla ilgili bakanlığımıza görev verildi. Bunun dışında
elektronik genel kurullarla ilgili düzenleme var. Yani MERS'e ben burada çok girmek istemiyorum. Biraz sonra sunumda detaylarıyla paylaşacaklar. Ama MERS'iz ticaret sicilinde bir devrimdir. MERS'i sizler uygulayacaksınız. İlk başlangıçta bir takım zorluklar olabilir. Böylesine büyük projelere geçişte bir takım külfetler ortaya çıkabilir. Bunlar da bizi anlayışla karşılayacağınızı ümit ediyorum. Çünkü MERS'iz tam anlamıyla uygulanmaya başladığı zaman tasarruf edilecek zaman sizin zamanınız. İşlerinizden, işlem maliyetlerinizden her anlamda çok ciddi tasarruflar sağlayacaksınız. İşte 50 tane müşteriniz varsa bir ayda Nurcan Hanım'ı kim bilir kaç defa ziyaret ediyorsunuz. Ama MERS'iz tam anlamıyla uygulamaya geçtiği zaman Nurcan Hanım'ı özlediğiniz zaman çayını kahvesini içmeye gideceksiniz. Doğru mu? O güne inanın. Onun için başlangıçta özellikle İstanbul özelinde söylüyorum. İstanbul ticaret sicil işlemlerinde Türkiye'nin neredeyse %50'sidir. Yoğunluk açısından da uygulamayla beraber bir takım sıkıntılar çok doğal olarak ortaya çıkacaktır. Biz gece gündüz bu sıkıntıların ortadan kaldırılması için çalışacağız. Çalışıyoruz da. Ama sizin de özellikle sizin de birazcık daha bize o uygulamaya geçiş sürecinde destek olmanızı anlayışınızla istirham ediyorum. Evet, bir başka düzenleme, önemli düzenleme elektronik genel kurul. Dünyaya örnek olacak nitelikte bir düzenleme. İlk genel kurulu 16 Ekim tarihinde yaptık. İkincisini de 29 Ekim tarihinde Galatasaray'ımıza yaptık. Galatasaray'a yaradı. Bu hafta sonu gördük. Ben Fenerbahçeliyim. Bütün dünya Türkiye'nin bu uygulamasını dikkatle takip ediyor. Dünya basını takdirle izliyor ve birçok ülkeden de bu konuda takdir alıyoruz ve önümüzdeki süreçte de belki bu uygulamayı yerinde incelemek üzere bir takım ziyaretlerde bulunacak. Biz bunu Türkiye'nin birikimiyle gerçekleştirdik. Biz gerçekleştirdik ama işbirliğiyle gerçekleştirdik. Biz elektronik ortamda genel kurulun altyapısı, bilişim hukuku, bunlar nasıl olur? Bunları bilmiyorduk. Nasıl yaptık? Türkiye'nin mevcut birikiminden istifade ederek yaptık. İşbirliğinin sonucu bunlar işte. Kıskanmadık, paylaştık, katkı aldık. Bugün dünyanın örnek gösterdiği, izlediği bir uygulamayı milletimizin hizmetine sunduk. Evet, ikinci düzenleme çalışmalarını da az önce kısmen ifade etmiş oldum. İzliyorsunuzdur. Bugüne kadar yayınlananlarda çok fazla katılmadığınızı düşündüğüm bir husus yok. Ama söylüyorum, eğer uygulama içerisinde bir eksiği, bir fazlası olacaksa da onu da aynı anlayışla sizlerle yine istişare ederek düzeltme kararlılığında olduğumuzu bilmenizi isterim. Ticaret sicil yönetmeliği sizlerin uygulama açısından beklediği en önemli yönetmelik. İşte birleşme, bölünme, tür değişikliği ve buna benzer birçok işlemin, ticaret sicili işleminin esasını teşkil eden son derece önemli bir yönetmelik. 141 madde, hafızam beni yanıltmıyorsa. Geçtiğimiz hafta Cuma günü Başbakanlık'ta ilgili kurum ve kuruluşlarla bir toplantı yapıldı. Orada da tam bir mütabakat olduğunu görmekten büyük memnuniyet duydum. Sanıyorum önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanacak. Biliyorsunuz ticaret sicil yönetmeliği Bakanlar Kurulu tarafından yayınlanıyor. Onun için diğer mevzuatlara göre biraz daha uzun bir süreç alıyor. Ticaret sicil yönetmeliğinden sonra önemli bir düzenleme. 55 yıllık eski kanun uygulamasında hiç olmadığı ölçüde geniş bir uygulama tebliği hazırladık.
uygulayıcılarla birlikte hazırladık. Ticaret sicil müdürlerimizin birikimini, uygulamadan elde ettikleri bir takım deneyimleri, önerileri de bu çalışmamızın içerisine kattık. Ticaret sicil yönetmeliğimizin yayınlanmasını müteakip kısa bir süre içerisinde bu uygulama tebliğini de yayınlayacağız. Ben bunun adına uygulama kılavuzu diyorum. Sizler için kanun öngördüğü bütün işlemleri detaylarıyla düzenleyen, kolaylaştırıcı, dün bir basın kuruluşunda da buna ilişkin bir değerlendirme vardı. Kanunun bir takım uygulamaları zormuş. Bakanlığın çıkarttığı yönetmelik ve tebliğler bu zor uygulamaları daha da zorlaştırıyormuş. Öyle mi? Biz emin olun şuna, bu kanunun eleştirilen bir takım düzenlemelerini de sorumluluk alarak, inisiyatif alarak uygulanabilir hale getiriyoruz. Kanun 210. maddesi bize bu yetkiyi veriyor. Uygulamaya ilişkin yorum yapabilme, yönlendirme yetkisini veriyor. Neden yazmış kanun koyucu 210. maddeyi? Uygulamanın sıkıştığı anda birisi girsin, bu sıkışıklığı açsın diye. Bu yorumların hiçbirisi doğru değil. İnanın bizim anlayışımız sadece kolaylaştırmak. Çünkü zorlaştırırsanız hedeflere ulaşamazsınız. Bunun için de her türlü sorumluluğu alıyoruz ve alacağız. Bundan hiçbir endişeniz olmasın. Bize inanın, inanmaya devam edin. İşbirliğini süreç içerisinde artırarak devam edeceğiz. Mersis sizin içindir. 100 işletmeden kaç tanesi Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne geliyor Nurcan Hanım? Ya 5'i ya 10'u. O 100 işletmenin 90'ı sizlerle ticaret sicil işlemlerini yürütüyorlar. Dolayısıyla Mersis sizin projenizdir. Zaman içerisinde sizin işlerinizi kolaylaştıracaktır. Sizin zamanınızdan tasarruf ettirecektir. Ben aranızda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti tekrar ifade ediyorum. Zor günlerimizde, en yoğun günlerimizde sizin sevginizin, sizin desteğinizin bizimle birlikte olduğunu görmekten çok büyük memnuniyet duydum. Sağ olun, var olun. Hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, Sayın İş Ticaret Genel Müdürümüze mesleğimizde olan işbirliği ve vermiş olduğu destek adına, sizler adına, gelecek kuşaklara daha güzel bir dünya bırakmak adına Tema Vakfı'na bağışta bulunduk. Bununla ilgili teşekkür belgesini sunmak üzere Oda Başkanımız Sayın Yahya Erkan'ı davet ediyorum. Açış konuşmalarını yapmak üzere TÜRMOB Genel Başkanımız Sayın Nail Sanlı'yı davet etmek istiyorum. Buyurun Genel Başkanım. Sayın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İş Ticaret Genel Müdürüm, Sayın İstanbul Noter Odası Başkanım, Sayın İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanım, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İş Ticaret Genel Müdürlüğü'nün değerli bürokratları, İstanbul İl Teşkilatı'nın değerli mensupları, değerli konuklarımız, değerli misafirlerimiz, basınımızın değerli temsilcileri, değerli meslektaşlarım, hepinizi şahsım ve TÜRMOB adına saygıyla selamlıyor. Aranızda bir kez daha olmaktan son derece mutlu olduğumu belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Sabrınızı fazla taşırmayacağım, kısa tutmaya çalışacağım. Biraz da seminerin önemi büyük, onun farkındayım ama sözlerime başlamadan önce ben bir teşekkürle başlamak istiyorum. Özellikle İş Ticaret Genel Müdürümüz Sayın İsmail Yücel'in
sorun üreten değil, çözüm üreten, kurum ve kuruluşların önerilerine ve taleplerine ilgi duyan ve çözüm odaklı çalışma anlayışından ötürü ve bu anlayışını genel müdürlüğüne ve ekibine yansıttığından ötürü sizler adına, sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Göstermiş olduğu katkılardan, anlayıştan ötürü de tekrar sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum efendim. Biz Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve özellikle İş Ticaret Genel Müdürlüğü ile ta işin başında münasebetlerimizi sıklaştırdık, ilişkimizi kurduk ve çok sık da görüşen ve görüş alışverişinde bulunan bir kurumuz. Bugünkü toplantımıza vesile olan aslında uzun zamandır gündemimizde olan ve daha çok uzun zaman gündemimizde olmaya devam edecek olan Türk Ticaret Kanunu'dur. Ama ben bugün Türk Ticaret Kanunu'yla ilgili herhangi bir bölüme girmeyeceğim. Hem oda başkanımız hem genel müdürümüz bu konuyla ilgili konulara değindi. Ama şunu hepiniz biliyorsunuz ki 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 6335 sayılı değişiklikleriyle beraber hazırlık döneminden yasalaşma dönemine kadar şimdi de uygulanma süreci içerisinde her türlü katkıyı veren ve bu yasayı çok benimseyen, bizi çok heyecanlandıran, umutlandıran bir yasa olduğunu ve halen de o umutla yaşadığımızı, her ne kadar 6335 bazı değişikliklerle Türk Ticaret Kanunu merkezinden oynattıysa bile süreç içerisinde bunların düzelebileceğini ve aslına döneceğini umudumuzu elden bırakmadan yine ana felsefesinde bir ticari hayatın işleyebileceği bir kanun olarak görmek istiyoruz ve onun da uygulanmasını Türkiye'de müşahede etmek istiyoruz. Bunun için de yine İş Ticaret Genel Müdürümüze ve Bakanlığımıza verdiği katkılardan ötürü teşekkür ediyorum. Türk Ticaret Kanunu bugünkü toplantımıza da konu olan mevzusu ikinci yıl düzenlemeler. İkinci yıl düzenlemelerde bizim bugüne kadar yapmış olduğumuz bütün öneriler kabul gördü, değer gördü ve bu noktada en azından çözülmeyen bazı konular varsa da bir mücadele olduğunu gözlemlemekteyiz. Özellikle Sayın Genel Müdürümüzün de dile getirdiği gibi merkezi sicil kayıt sisteminin gündeme gelmesiyle beraber ticaret sicil işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasıyla biliyorsunuz Türkiye'de ilk defa bu işlem pilot şehir olarak, pilot bölge olarak Mersin'de başladı. Mersin'den sonra Konya, Denizli, İzmir, Samsun ve Sakarya illeriyle devam etti. Kısa bir süre içerisinde de bütün Türkiye'yi kapsayacak şekilde devam edeceğini biliyoruz. İzmir'in biraz altyapısındaki eksiklikten ötürü, teknolojik durumundan ötürü bir rahatsızlık çıktı ortaya ve biz o gün hemen devreye girdik. Sayın Genel Müdürümüzden bu konuyu konuştuk. Dedik ki bu proje güzel ama aksaklıklar var ve meslek mensuplarımız son derece bundan sıkıntı duyuyorlar. Bunu nasıl çözebiliriz? Birinci aşamada sıkıntıyı giderebilecek il ticaret sicil müdürlüklerine çözüm odaklı girişimlerini yaptılar. İkinci aşamada da biz bu MERS projesini meslek mensuplarımıza anlatalım, yaygınlaştıralım ve ne olduğunu beraber böyle sohbet toplantılarında, eğitim seminerleri havasında bunu anlatalım şeyini ortaya koyduk, çalışmasını ortaya koyduk. Bugüne kadar birkaç büyük şehirlerimiz başta olmak üzere, haftaya da Ankara'da gerçekleştireceğiz bunu. Büyük şehirlerimiz başta olmak üzere bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. Şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar, fazla uzatmayacağım. Mersis ilk etapta bazı arkadaşlarımız tarafından daha çok net algılanmadan ek bir külfet, ek bir iş gibi görülebilir ama uzun vadede hepimizin işini çok kolaylaştıracak, hafifletecek ve benimsememiz gereken, desteklememiz gereken önemli bir projedir. Oturduğumuz yerden, ofislerimizden, şirket kuruluşlarında yapabileceğiz. Statü tadillerini, değişikliklerini yapabileceğiz. Sayın Genel Müdürümüzün dediği gibi İl Ticaret, Sicil Ticaret Müdürlüklerine de eskisi kadar gitmemiz gerekmeyecek. Onun için biz bunu başarırız. Neden başarırız? Çünkü
ilişki halinde bulunduğumuz kurumlardan bugüne kadar e-bildirgeyi Sosyal Güvenlik Kurumu'na başaran, hayata geçiren bu meslek örgütüdür. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'yla elektronik e-beyannameyi başaran bu meslek örgütüdür, TÜRMOP üyeleridir. Onun için TTK süreci içerisinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İş Ticaret Genel Müdürlüğü'yle de Mersis projesini hayata geçirecek ve başaracak olan bu meslek örgütüdür, sizlerdir. Onun için biz teknolojik gelişmelere ve ekonomimizin gelişmesine, işlerin sadeleşmesine ve kolaylaşmasına neden olabilecek bütün çalışmalara katkı vereceğimizi her zaman açıklıyoruz. Bir açıklamada Sayın Genel Müdürümüzün huzurunda sizlerin vereceği katkılarla bunu başaracağımızı buradan açıklamak istiyorum izninizle. Değerli arkadaşlar, ikinci düzenlemelerde biraz önce Sayın Genel Müdür de dile getirdi. Taleplerimizden bir tanesi de özellikle eski Türk Ticaret Kanunu uygulamaları çerçevesinde münfesih duruma gelmiş veyahut da tasfiyesi gereken artık şirket hüviyetinin üzerinde taşıma özelliklerini kaybetmiş firmalarımızın kolay bir tasfiye yöntemiyle tasfiye sürecine girmeleri ve bunların sağlanması noktasındaydı. Bunun için de teşekkür ederim Sayın Genel Müdür'e. Bunun genelgesi hazır. Yakından biz de takip ediyoruz. Bir yıllık, en az bir yıl süren tasfiye sürecini 3 aya düşüren bir tasfiye öngörüleri ve daha kısa, daha basit bir tasfiye yöntemiyle o tip firmalarımızı tasfiyeye sokabileceğiz ve tasfiye gerçekleştireceğiz. Benim bildiğim kadarıyla bu tasfiye süreci sadece eski Mülga Türk Ticaret Kanunu'ndan ötürü tasfiye konumuna girmiş firmalarla ilgili değil, yeni TTK yasasına da göre de tasfiye konumuna girmiş firmaları da kapsayacak noktasında bir bilgim var. Doğru mu Sayın Genel Müdürüm? 2 yıl içerisinde tasfiye girebilecek firmaları da kapsayacak bir düzenlemedir. Bu talebimiz de hayata geçtiği için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bunun haricinde bugünlerde konumuza mevzu olan bir konuyu Sayın Genel Müdürüm çok güzel dile getirdi. Aslında bizim şöyle fazla bir şey söylememize gerek yok ama bu Türk Ticaret Kanunu 64. maddede yapılan değişiklikten sonra aslında bunun bir sıkıntı olacağı çok açık net belliydi bizim içimizde. Ama şunu da hazır buradayken huzurlarınızda ifade etmek isterim. Bu sene yapılacak defter tasdikleriyle ilgili soruna dikkat çeken ilk defa Yahya Arıkan oldu. Başkanlar Kurulu toplantımızda bundan 3 ay önce ve bunun bu süreç içerisinde sıkıntı olacağını, TÜRMOB'un bu konuyu önüne bir mevzu olarak koyması ve çözülmesi gereken bir konu olarak dikkat çekti. Biz o günden itibaren süreciyle çok uzun tutmadan kısa bir şekilde anlatmak istiyorum. Ta Ekim ayında biz hemen önce Noterler Birliği Başkanı'nı Sayın Yunus Tutar'ı ziyaret ettim. Bu konunun hangi çerçevede olacağını, nasıl bir sıkıntı yaratacağını anlattım. Gördüm ki Noterler Birliği de bu konudan muzdarip ve gerçekten bu konunun çözümünü istiyor. Bir teklifte bulundum. Sayın Başkan, gelin bunu 2 birlik olarak Noterler Birliği ve TÜRMOB, bu meslek camiasının birliği olarak, 2 birliğin sorunu olarak bunu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, İş Ticaret Genel Müdürlüğü'ne sorun olarak taşıyalım ve çözümünü birlikte takip edelim. Yunus Bey de hay hay dedi Sayın Başkan. Kalktık beraber gittik Sayın Genel Müdür'e. Konuyu anlattık. Bunun hayata geçmesi çok zor olacağını, bir kaos yaratacağını, sizi ticaret belgelerinin, tasdiknamelerinin alınabilmesi için büyük kuyruklar oluşacağını, elinizde Mersis gibi bir proje var. Bunu elektronik ortamda alabileceksek sorun değil. Ama görünüyor ki bu sene bunu elektronik ortamda alamayacağız. Elinizde de Mersis gibi bir proje var. Gelin bunu bu sene uygulanmayacak veya aranmayacak şekilde bir sonuca getirelim diye teklifte bulunduk. Sayın Genel Müdür o gün için haklı olarak bizi çok candan dinledi, çok cani gönülden dinledi ve kulak verdi taleplerimize. Ama dedi ortada bir yasal sorun var, aramak zorundadır gibi bir ifade var, onu nasıl aşacağız? Bize biraz müsaade edin dedi. Bunun üzerinde arkadaşlarımızla birlikte çalışalım ama çözme gayretimiz olacağına kesinlikle inanın dedi. Ve konu çözüldü. Bildiğiniz gibi Noterler Birliği'ne uygulama açısından 2013 yılı için tasdik edilecek defterlerin 2012 yılın Aralık ayında yapılacak tasdikler için
bu belgenin aranmayacağına dair bir yazı, bir genelge gönderildi. Bunun yasalara rağmen, mevcut hükümlere rağmen uygulanması çok kolay değildi. Bunun başarılması çok kolay değildi. Ama hem gerekçeleriyle hem de işin fiilen yarattığı sıkıntı açısından ele alınarak çözülmüş olması hem Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nı hem bana göre ticari hayatı da çok rahatlatacak bir konudur. Bizim meslek camiasımızı çok rahatlatan bir konudur. Aynı zamanda tasdiği yapacak olan noterler açısından çok büyük bir rahatlık olduğunu ama bunun bu seneyle sınırlı olduğunu da bilmenizi ve öyle algılanmasını da mutlaka hepiniz bunu biliyorsunuz, okumuşsunuzdur. Seneye de böyle bir sorun kalmayacak çünkü Mersis projesiyle bunlar elektrik ortamda alınabilecek. Değerli arkadaşlar, bununla beraber bu görüşmemizi yaparken Sayın Genel Müdür'e biraz önce kendisi de köstüden açıkladığı için ben de ondan cesaret alarak bir iki cümle bir şey söylemek istiyorum bu konuda. Bildiğiniz gibi yine Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan değişiklikle ilgili kapanış tasdiklerinin normalde 6 ay içerisinde yani Haziran sonunda orijinal metinde böyleydi. Daha sonra 6335 değişikliği sırasında 3. ayın sonu 31 Mart'ta çekildi bu. Biz bu konuyu ta zamanında Sayın Genel Müdürüm de bunu çok yakından müşahede etti. Daha 6335'in hazırlık çalışmaları sürerken gündeme getirdik ve 400. maddeyle ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar sırasında 400. madde biliyorsunuz bu mesleğin daha bugün değil 50 sene sonra da emniyet supapı olacak ve bu mesleğin geleceğini garanti altına alacak önemli bir maddeydi. O konudaki çalışmamızı, başarımızı hepiniz biliyorsunuz, oralara girmeyeceğim. Onunla ilgili çalışmayı yaparken bununla ilgili de bir önergemiz vardı bizim Adalet Komisyonu'nda. 31 Mart'ın 30 Haziran'a çekilmesiyle ilgili bir talebimiz vardı. Ama o gün için 400. madde bizim için o kadar çok önemliydi ki biraz işin açıkçası baskılarla biraz da 400. maddenin hatırına o gün için o önergeyi geri çekmek zorunda kaldık Adalet Komisyonu'nda. Ve 400. maddenin çıkmasını onunla sağladık. Ama bunun mutlaka hayata geçmesi gerekiyor. Bakanlıkla yapmış olduğumuz görüşmelerde kendi açılarından çok haklı nedenler öne sürebiliyorlar. Gerçi 31 Mart'ta neden geri çekildiğinin esprisini, önergelerini de çok yakından bilen birisiyim. Bakanlığın da o konuda çok büyük bir dahli yoktur. Biraz da başka nedenlerden ötürü oraya geldi. Onu başka zaman konuşuruz kendi aramızda. Bakanlığın kendi açısından çok haklı gerekçeleri var. İşte özellikle şirketler hukukunun işleyişi açısından, şirketlerin yönetimi açısından, birden fazla karar defteri, birden fazla ortak pay defteri, kaybolmuş defterler, tasdik edilmiş, geriye doğru alınmış kararlar, bütün bunlar bakanlığın duymuş olduğu rahatsızlıklar. O gün için onlara şu teklifte bulunduk. Şirketin yönetimiyle ilgili defterlerin ileriye doğru alınmasına ilgili bir talebimiz yoktur. 31 Mart kalabilir bunlar. Şirket yönetimiyle ilgili defterler öyle kalsın. Bizim talebimiz ticari defterlerle ilgilidir. Yani özellikle yevmiye defteriyle alakalıdır kapanış tasdiği. Gelin ticari defterlerle şirketin yönetimle ilgili defterleri birbirinden ayırın. Şirketin yönetimiyle ilgili defterler 31 Mart'ta kalabilir. Ama ticari defterler 30 Haziran'a kadar gelmesi lazım. Çünkü neden? Türkiye'de beyannamesi verilmemiş bir defterin asla kapanış tasdiği yapılması mümkün değildir. Bu realitedir. Sayın Genel Müdürümüz dile çok güzel getirdi. Bu konuda da çabaları olacağından son derece eminiz, hiçbir şüphemiz yok. Ama gerçekten ticari hayatın adliye safhasında, uygulama safhasında ve tacirlerin birbirleriyle ilişkileri safhasında uygun bir ticari hayat yaratmak istiyorsak ve defterlerin, kayıtların delil olarak, belge olarak bir anlam ifadesini etmesini istiyorsak kayıtların mutlaka yapıldığı defterlerin 30 Haziran'a kadar bunların kapanış tasdiklerinin yapılması esasını ve düzenlemesini mutlaka başarmamız gerekiyor. Bu noktada göstereceğiniz başarıya, vereceğiniz katkılara şimdiden teşekkür ediyorum Sayın Genel Müdürüm. Değerli arkadaşlar, bugünkü konuyla ilgili
mevzumuzu böyle toparladıktan sonra, bildiğiniz gibi bizi çok yakından ilgilendiren Türk Ticaret Kanunu uygulamalarıyla beraber 660 sayılı kanun hükmünde kararnameyle kurulan Kamu Gözetimi Muhasebe Denetim Standartları Kurulu. Bu kurum kurulduğundan beri çok konuştuk bunu. Kurumun varlığı, neden geldiği, niçin olduğu, hepsini konuştuk ve biz dünya gelişmeleri, uluslararası gelişmeler çerçevesinde gelişen ve var olan her kurumla birlikte çalışmaya ve birlikte yol almaya hazır olduğumuzu her safhada, her ortamda, her platformda dile getirdik. Kamu Gözetim Kurumu'na da daha 660 yayınlanır yayınlanmaz Başkanlar Kurulumuzda bunu konu yaptık ve Kamu Gözetim Müessesesi'nin bir sürpriz müessese olmadığını, bir dünya uygulaması olduğunu, özellikle Enron vakası gibi muhasebe skandallarından sonra başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri ve gelişmiş ülkelerde kabul görmüş bir anlayış olduğunu, bir uygulama olduğunu dile getirdik ve Kamu Gözetim Kurumu'na destek verdiğimizi, benimsediğimizi, 660'ın iki tane kurumu öne çıkardığını, bunlardan bir tanesi 660'dan kurulan Kamu Gözetim Kurumu'nun kendisi, ikincisi de denetimi hayata geçirecek olan denetçilerin birliği olan TÜRMOP olduğunun altını çizdik. Ve birlikte yol almamız gerektiğini özellikle her safhada, her platformda da dile getirdik. Bu çalışmalarımız Temmuz ayına kadar geldi. Temmuz ayında bildiğiniz gibi Bağımsız Denetim Yönetmenliği taslağı yayınlandı. 16 Temmuz'da bize Kamu Gözetim Kurumu'ndan görüş alınmak üzere yazı geldi. 31 Temmuz'a kadar bize süre tanındı. Biz 30 Temmuz'da Başkanlar Kurulumuzu toplayarak, oradan görüş çıkararak Kamu Gözetim Kurumu'na 30 Temmuz tarihinde görüş verdik. O görüşlerimizin kırmızı çizgilerini Sayın Başkan biraz önce çizdi. Ben onlara fazla girmeyeceğim. Ancak ondan sonra yönetmelik taslağı çalışmaları devam ederken almış olduğumuz duyumlar ve konuyu takip ettiğimiz kadarıyla başka girişimlerimiz de oldu. Ve geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde konuyla ilgili yeniden bir Başkanlar Kurulu toplantısı yaparak son gündemde olan değişikliği tartıştık. Birinci görüşümüze bağlı kalarak görüşlerimizi tazeledikten sonra orada özellikle iki tane konunun altını daha çizdik. Bir, eğitimlerimizin TÜRMOP tarafından Türkiye genelinde çok büyük bir başarıyla ve örneği olmayan bir proje dahilinde gerçekleştirilen eğitimlerimizin geçici maddeler çerçevesinde kabul edilmesi, arkasından uzun vadede de eğitimle ilgili kendilerini tanımladıkları kamu kurumlarının eğitimleri ve üniversitelerin yanına TÜRMOP isminin de konması. İkinci talebimiz de özellikle sicil, tescil, disiplin ve eğitim, staj ve sınav konularında TÜRMOP'la işbirliği noktasındaki dikkati çekerek yeniden bir görüş bildirdik ve bunu onlara bir yazıyla duyurduk. Onun da akabinde bir yanaşma, bir yaklaşma, olumlu bir sonuç göremeyince kuruldaki TÜRMOP'u temsil eden kurul arkadaşımız kanalıyla da konuyu çok yakından sıkı bir takibe aldık. Ama baktık ki bizim taleplerimiz ısrarla kabul edileceğine, Kamu Gözetim Kurumu kendi varlık sebebini, gözetim konusunu unutup yeniden bir meslek örgütü kurma çabası içerisinde olduğunu ve kendisini meslek örgütü yerine koyup yeniden bir meslek yaratıyormuş çalışmasının üzerine yoğunlaştığını gördüğümüz için kuruldaki arkadaşımız bile, bizi temsil eden TÜRMOP yönetimini temsil eden, TÜRMOP'u temsil eden kurul üyesi arkadaşımız bile sonunda bu bağımsız denetim yönetmeliğine şerh koyma hakkını kullanmak zorunda kaldı. Ve bugün bağımsız denetim yönetmeliği, çıkacak olan yönetmelik TÜRMOP'un temsilcisi tarafından şerhli bir şekilde yayınlanacağını buradan sizlere duyurmak istiyorum. Tabii bu bir yargı sürecini arkasından getirecektir. Biz en son yapmış olduğumuz Başkanlar Kurulu'ndan da bir sonuç bildirgesi çıkardık. Sonuç bildirgesini de hem web sayfamızdan, internet üzerinden sizlerin bilgilerine hem de oda başkanlıklarımıza duyurduk. Sonuç bildirgemizde taleplerimizi, isteklerimizi sıraladıktan sonra özellikle yol haritamızı böyle çizdik. Bir, bugüne kadar
Diyalogla çözmek istediğimiz konulardaki stratejimiz devam edecek. Diyalogdan asla vazgeçmeyeceğiz. Diyalog yöntemiyle mutlaka sorunlarımızın çözümü için gayretlerimiz devam edecek. İki, bu konuyla ilgili hükümet arayışımız, onlardan destek arayışımız, konu onlara aktarılacak, onlardan destek istenecek. Üç, Türkiye Büyük Millet Meclisi yasa koyucu, yasama yeri olan oradan ve siyasi partilerden destek istenecek, konu oraya taşınacak. Bunun haricinde bugüne kadar yapmış olduğumuz yöntemlerle sorunlarımızın tartışılması, paylaşılması ve kamuoyuyla paylaşılması noktasındaki aynı yöntemler denenecek. 4-5 daha doğrusu taleplerimiz hayata geçene kadar biz bu kavgamızı, bu taleplerimizi ve bu isteklerimizi sürdürmeye, kamuoyuyla paylaşmaya ve hayatın her safhasında tepkilerimizi ve isteklerimizi ortaya koyma kararı aldık. Sonuç bildirgemiz bu çerçevede. Umarım varlık sebebi denetimin gözetimi olan ve sadece denetimi gözetlemeyle sınırlı olan bir kurum kendisinden 23 yıl önce kurulmuş ve bu mesleği bugünlere getirmiş TÜRMOB'un varlığını unutmadan bir an önce yapması gereken çalışmaları yapmaya geri döner ve uyum içerisinde, işbirliği ve gönül birliği içerisinde çalışmayı onlarla beraber başlarız. Bizim gönlümüzden, içimizden geçen budur. Değerli arkadaşlar, bunun haricinde asgari ücretle ilgili 2013 yılı tarifemizin çalışmasını yaptık. Bunu bakanlığa kanun süreci içerisinde verdik. Bazı görüşmelerimizi de başlattık. Bu hafta ve önümüzdeki hafta bunun üzerinde yoğunlaşarak bir takım bazı ekleme taleplerimizde, özellikle Türk Ticaret Kanunu'yla gelen yeni birkaç fasıl eklememizi de onlara aktardık. Geçen sene gibi onun da yayınlanma başarısını göstereceğimizi ve bir sorun yaşamayacağımızı umut ediyorum. Onu da takip ediyoruz. Bunun haricinde özellikle bu elektronik merkezi sicil kayıt sisteminin devreye girmesiyle elektronik imza biraz daha önem kazandı bizim meslek hayatımızda. Ve bildiğiniz gibi Türkiye'de elektronik imzayı lisanslayan 4 tane kuruluş var ama bir tanesi sadece kamuya çalışıyor. Dışarıya, özel sektöre 3 kuruluş vardır. E-Tuğra, E-Güven ve Türk Trust diye 3 tane firma vardır lisanslama yapabilen kuruluşlar. Biz TÜRMOB olarak hem camiamızı sizleri hem de camiamızın ilgilendikleri müşteri kitlesini bu noktada muhafaza etmek ve onlara bir çalışma olsun diye herhangi bir firmayı da işaret etmek istemedik. 3 firmayla da eşit koşullar altında bir genel anlaşma sağladık ve alt anlaşmayı odaların kendi anlaşmalarına bırakarak genel bir çerçeve çizdik. Bu konuyla ilgili 3 firmayla da TÜRMOB'un bir prensip ve genel bir anlaşması vardır. Elektronik imza noktasında da sorunlarımız o noktada çözülmüş olacaktır. Değerli arkadaşlar, sözlerime son verirken bir şeyi vurgulayarak, hatırlatarak son vermek istiyorum. Bütün çabalarımız, bütün heyecanımız, bütün gayretimiz kamu kurumlarıyla birlikte uyum içerisinde mesleğimizi ifa etmek ve Türkiye ticaretini ve ekonomisine katkıda bulunmak, mesleğimizi en iyi şekilde yapabilmektir. Ama bütün gayretlerimizin sonunda mutlaka bizi böyle biraz tepki göstermeye, biraz belki de yollara düşmeye sevk eden bir niyet görüyoruz. Onun için ben bu kürsüden de İstanbul'dan da vurgulamak istiyorum bu cümleyi. Değerli arkadaşlar, TÜRMOB anayasanın 135. maddesine göre kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu. Yani gücünü anayasadan almaktadır. Bizim bir parçamız kamudur. Odalarımızda ve TÜRMOB'da Türkiye Cumhuriyeti TC rumuzlu mühürler kullanıyoruz. Kamunun bir parçasıyız. Kamuyla kavga etmememiz gerektiğini ve kavga etmek istemediğimizi her yerde söylüyoruz. Ama bizi kamudan ayıran küçük ama çok önemli bir ayraç var. Bizim
kamunun bir parçası olmakla beraber varlık ve kuruluş sebebimiz olan mesleğin geliştirilmesi ve üye haklarımızın korunması noktasında özgürce devletin karşısına geçip taleplerimizi dile getirme ve bunları elde etme özelliğini taşıyan bir sivil toplum kuruluşu olma özelliğimiz de var. Onun için biz sivil toplum kuruluşu olma özelliğimizden beraber zaman zaman sesimizi yükselteceğiz. Üye haklarımızı talep edeceğiz. Bunların elde edilmesi için gereken mücadeleyi vereceğiz. Ama diyalog yöntemlerimizi ve kamunun bir parçası olarak da mücadelemizi diplomatik temaslar ve diplomatik lisan kullanarak da devam ettirmeye gayret edeceğiz. Bütün bunları yaparken bir tek şeye ihtiyacımız var son zamanlarda. Özellikle sosyal medyada çok yazılıp çizilen asılsız, astarsız şeyler var. Sizin de dikkatinizi çekiyor. Şunu söylüyorum. Hiç kimse, hiçbir grup, hiçbir kesim kendisini TÜRMOB'un yerine koymasın. Hiç kimse TÜRMOB'dan daha büyük değildir. Bu mesleğin sorunlarını TÜRMOB dile getirir ve çözümü noktasında da gerekli mücadeleyi verir. Ama bizim 23 yıldır bunu başardığımız gibi daha nice 23 yıllar başarabilmek için birlik ve beraberliğe her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız vardır. Yan yana çok dik durabilecek bir şekilde alnımız açık, onurlu ve gururlu bir şekilde yürüyüşümüze devam edebilmek için en ufak bir sorunu bile büyütmeden yan yana duracağız. Birlik beraberliğimizi bozmayacağız. Birbirimize son derece ihtiyacımız vardır. Bizi yıkmak, yıpratmak ve yok etmek için kendi içimizde de bir takım unsurlar olmakla beraber özellikle bunun için çalışan kesimler de vardır. Buna dur diyecek ve buna karşı çıkabilecek gücümüz vardır. Ben bu gücü 23 senedir gösteren arkadaşlarım, siz İstanbul başta olmak üzere bütün Türkiye'ye bu kürsüden sesleniyorum. Birlik ve beraberlikle daha nice 23 yıllar diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, genel başkanımıza mesleğimize olan katkıları ve çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Teşekkür belgesini sunmak üzere oda başkanımız Sayın Yahya Erkan'ı davet ediyorum. Buyurun başkan. Başkanım sizi bırakmayalım. Plaketleri vereceğiz. Evet. Değerli arkadaşlarım, şimdi seminerimize geçeceğiz. Ticaret sicil işlemleriyle ilgili, Mersis projemizle ilgili oturum başkanlığını yapmak üzere Sayın Yardımcı Doçent Doktor Ali Dural hocamızı davet etmek istiyorum. Buyurun hocam. Evet, değerli konuşmacıları sırasıyla takdim etmek istiyorum. Adnan Yankın, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İş Ticaret Genel Müdürlüğü Şirketler Daire Başkanımız. Sayın Hüseyin Gürer Seçkin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Şirketler Daire Başkanlığı İş Ticaret Genel Müdürlüğü Şube Müdürümüz. Buyurun efendim. Sayın Avukat Nurcan Turan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürümüz. Buyurun efendim. Değerli katılımcılar, tekrar hepiniz hoş geldiniz. Ben öncelikle bir hususu vurgulayarak başlamak istiyorum ki belki de bugünkü toplantının en önemli hususu. Sayın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İş Ticaret Genel Müdürü İsmail Bey 29 Ekim'de Galatasaray'ın elektronik ortamda genel kurulunu yaptığını ve bunun Galatasaray'a yaradığını söyledi bana bakarak. Yalnız ben Fenerbahçeliyim. Ya da ben üzerime alındım, bilmiyorum. (Gülüyor)
Ha tamam, peki. Ben o zaman başına üzerim olmuşum. Hatta yani o kadar Fenerbahçeliyim ki doğum günüm bile 19.07'dir. Yani arkadaşlarım önce Dünya Fenerbahçeliler günümü tebrik eder, sonra doğum günümü geçerler yani. Az bulunan bir cins, onu söyleyeyim. Şimdi bugün tabii ki ben, bana sağ olsun İstanbul Mali Müşavirler, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Yahya Arıkan bana oturum başkanlığını teklif etti. Ben de çok onur duydum. Tabii İser'de hocalık var. Ben bir konuşma yapmayacağım ama özellikle İsmail Bey'in de temas ettiği birkaç noktaya benim de çok önem verdiğim noktalar temas etmek istiyorum. Böyle bir kalabalık bulduğum zaman mutlaka bunları söylemeye ihtiyacı duyuyorum. Şimdi evet, önümüzde yepyeni bir ticaret kanunu var ve bu ticaret kanunu gerçekten 6.335 sayılı kanunda yapılan değişikliklere rağmen gerçekten önemli değişiklikler getiriyor ki ben de aynı görüşe katılıyorum. Yani 6.335 biraz kanunun merkezinden, temel kolonlarından biraz oynattı ama yine de yeni bir ticaret kanunumuz var. Yalnız şimdi İsmail Bey de konuşmasında Sayın İş Ticaret Genel Müdürümüz de bahsetti. Ticaret kanununa yayınlandığı ve kamuoyuyla paylaşıldığı zaman gelen eleştirileri söyledi. İşte internet sitesi bu kadar kapsamlı olmalı mı? Bağımsız denetime ne gerek var? Biz şirketten istediğimiz gibi yine para çekmek istiyoruz gibi eleştiriler geldiğini ifade etti. Doğru. Aslında bütün bunlar şunu gösteriyor ki, parantez içinde şunu da söyleyeyim. Ben de ticaret kanunu anlatmak için çeşitli illerimize gittiğimizde aynı tepkilerle karşılaştım. Hatta bazen tepkiler o raddeye geldi ki vallahi bu kanunu ben yapmadım demek zorunda kaldım. Yani bazen o kadar ciddi tepkiler de geldi. Tabii ki bu husus biraz şunu gösteriyor. Evet, yeni bir ticaret kanunumuz var. Bunu hedeflerini gerçekleştirmek için uygulamamız gerekiyor ve ama biraz zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var. Ben bunu müşahede ediyorum. Özellikle bizim İsmail Bey çok yerinde olarak tespit etti. Şirket kavramını bizim tekrardan bir gözden geçirmemiz lazım. Çünkü bizim toplum olarak şirket kavramımız, daha doğrusu şirket anlayışımızda bir sakatlık var. Şirket deyince biz sadece anonim ve limite şirket anlıyoruz. Sermaye şirketi anlıyoruz. Halbuki dünyanın uygulamasında kolektif ve komandit şirketler çok önemli bir yer tutar. Biz kolektif ve komandit şirketleri unuttuk. Yani çok değerli akademisyen arkadaşım, toplantıları da beraber yaparız bazen. Volkan, doçent doktor Volkan Demir Bey'in de söylediği gibi mahallemizdeki bakkal, manav bile limited şirket. En az limited şirket. Yani böyle bir şey olmaz. Şimdi neden biz kolektifi komandite attık? Niye illa anonim ve limitete yöneldik? Kolektif komandit, hatta bırakın onu, adi şirket isminden mi kaynaklanıyor acaba bilmiyorum. Böyle bir kenar mahalle şirketi muamelesi yapar olduk. Gerçi adi şirket demek belki Türkçe'ye yanlış çeviri. Bunun İsviçre'deki asıl çevirisini basit, yalın şirket dememiz çok daha doğru olur belki. İsmi belki yanlış bize şey yapıyor ama bütün şirketlerin anasıdır adi şirket. Galiba biraz bizim kafamızda ticaret dediğimiz zaman mutlaka her zaman bir vergi unsuru var. Ticaret kanununun anlatmaya çalıştığımız zaman hep şunu görüyoruz. Kafalarımızda hep bir vergi boyutu var. İşte bunun vergi uygulaması nasıl olacak gibi. Dolayısıyla yeni ticaret kanunu evet uygulanacak ama benim şahsi kanaatim Türkiye'de bu kanunun istenildiği hedefe ulaşabilmesi için vergi mevzuatıyla da ciddi uyum sağlanması gerekiyor. Bu bir. İki, şirket anlayışına tekrar geri dönecek olursak, sermaye şirketi kavramını bizim biraz idrak etmemiz lazım. Eğer biz sermaye şirketi kuracaksak bilmeliyiz ki şirketin parası artık bizim paramız değil. Şirketi ben kurduğum zaman benden artık ayrılır. Ayrı bir organizma haline gelir. Eğer ben şirketi kendi şirketim gibi görmek istiyorsam adi şirket kurabilirim. Ya da şirket kurmak zorunda değilim. Kolektif şirket kurabilirim. İstediğim şekilde şekillendirebilirim. Ama sermaye şirketi, bütün dünyadaki uygulaması da bu şekildedir. Son derece sorumluluk gerektiren bir şirket türüdür. Ama maalesef bizde böyle değil. Biz zaten çeki de çek olmaktan çıkardık biliyorsunuz. Çek de dünya, bütün dünyadan bizde farklı bir uygulama alanına
geldi. Bu düşüncelerimi paylaşmak istedim. Biraz şirket kavramının üzerinde düşünmemiz lazım. Şimdi benim de çok önem verdiğim bir konu üzerinde Sayın Hüseyin Seçkin Gürel, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Şirketler Daire Başkanlığı, İş Ticaret Genel Müdürlüğü, Şube Müdürü, Merses uygulamalarını anlatacak. Çok da faydalanacağımızı düşünüyorum. Ben buna neden çok önem veriyorum? Şundan dolayı. Hepimiz biliriz ki ticaret siciline ilişkin Türkiye'deki uygulamalarda bir yeknesaklık olmamasından şikayetçi ederiz. Bir sicilin yaptığı bir işlemi öbür sicil yapmayabilir. Dolayısıyla uygulamada pek bir yeknesaklık bulamayız. Ama bu konuda bu yeknesaklığın, yani uygulama birliğinin sağlanması konusunda çok ciddi çalışmalar olduğunu da biliyorum. İşte bu Mersis sistemi bu Türkiye'nin dört bir tarafında aynı işlemler için, aynı başvurular için aynı işlemlerin yapılması sonucunu doğuracak. En azından ben öyle anlıyorum. Bu yeknesaklığı, bu uygulama birliğini sağlayacak bir sistem. O yüzden de ben bunu çok önemsiyorum ve Sayın İç Ticaret Genel Müdürlüğü Şube Müdürümüzü Hüseyin Seçkin Gürel'i konuşmasını yapmak için kürsüye mi? Kürsüye davet ediyorum. Ve kendisinden özel olarak rica ediyorum bir saati geçmemesi konusunda. Pardon. Arada bir aramız olacak. Hüseyin Bey'in konuşmasından sonra sorularınızı aradan sonra yazılı olarak iletirseniz, soruları aradan sonra kahve molasından sonra hep beraber alacağız ve Sayın Avukat Nurcan Turan ve Sayın Adnan Yakın, Gümrük Ticaret Bakanlığı İş Ticaret Genel Müdürlüğü Şirketler Daire Başkanı ve Nurcan Hanım, biliyorsunuz, İstanbul Ticaret Sicili Müdürümüz. Kendileri sizlerden gelecek yazılı soruları yanıtlamaya çalışacaklar. Buyurun Hüseyin Bey. Teşekkür ederim hocam. Değerli katılımcılar, bugün bakanlığımızca hazırlanan ticaret sicil işlemlerinin bir merkezden yapılmasını sağlayacak olan merkezi sicil kayıt sistemi uygulaması ile ilgili sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Sunumda ilk planda uygulamanın genel bir tarihçesi ve genel yapısını anlatmak, arkasından da bir şirket kuruluşu ve bir şirkette şirket kuruluşundan sonra bir de değişiklik işleminin nasıl yapılacağını size anlatmaya çalışacağım. Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun getirdiği yeniliklerden en önemlilerinden bir tanesi de elektronik ortamda hukuki işlem tesis edebilme, kayıt dışılığının önlenebilmesi ve bilgi toplumu hizmetlerinin gerekliliğine uyumun sağlanmasıdır. Bu kanun içerisinde de 24. 26. ve 1526 ve 1527 sayılı maddelerde de elektronik sicilin kurulması, işlemden elektronik ortamda yürütülmesi ve elektronik genel kurulun yapılabilmesini sağlayan kanun maddeleridir. Projemiz 2010 yılına kadar ayrı ayrı iki proje halinde yürütülürken merkezi sicil kayıt sistemi adı altına tek proje haline getirilmiş ve bakanlığımızın kuruluş ve görevleri hakkındaki 640 sayılı kanun hükmündeki kararnameyle de sistemin kurulması, işletilmesi ve diğer kurumlarla da entegrasyon sağlaması görevi bakanlığımıza verilmiştir. Sistemin amacından bahsetmek istersek, birinci aşamadaki amacımız ticaret siciline kayıtlı, kayıt zorunluluğu bulunan sermaye şirketleri, kooperatifler, şahıs işletmeleri, yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri, dernek ve vakıf işletmelerinin kayıtlarının elektron ortamda tutulması, ticaret sicil işlemlerinin bu sistem üzerinden gerçekleştirilebilmesi ve merkezi bir merkezi bir veri ambarının oluşturulmasını sağlamaktır. İkinci aşamada ise projenin aktörlerinin genişlemesi planlanmakta. Bu kapsamada esnaf, serbest meslek erbapları, meslek örgütleri, kamu kurumları, hatta apartman yöneticilerine kadar sürecek bir ekonomik, bütün ekonomik birimleri tek çatı altında toplamayı hedefleyen bir projedir. Mersin'in kapsamını yansıda da anlatmaya çalıştığımız gibi, biraz evvel söylediğim şekilde, şu anda yeşille ifade edilen yerler, şu anda sistem içerisinde olan
ekonomik bilimlerdir. Diğer birimlerde önümüzdeki dönem içerisinde sisteme aktarılması ve sistem içerisine alınması sağlanacaktır. Tabii hedefimiz, bilindiği gibi ülkede bulunan diğer üç temel veri tabanından birisi olmak. Yani bunlar kişi kayıtlarının oluşturduğunuz MERNİS, tapu kayıtlarının oluşturduğunuz TAKBİS ve ulusal adres veri tabanının yanında tüzel kişiliklerin de bir merkezi veri tabanının oluşturulması ve MERSİS de bunlardan bir tanesinin olması yolunu hedeflemekteyiz. Günümüzde ticaretsiz işlemlerini neler olduğunu bizden daha iyi biliyorsunuz. Çünkü bu işi yürüten ve gün içerisinde bu işlemleri birkaç defa yapan sizlersiniz. Bilindiği gibi işte şirketin kuruluşu, ana sözleşme değişikliği, genel kurul, tasfiye, terkin dediğimiz bir şirketin yaşam döngüsü içerisindeki bütün işlemler ticaret sicili işlemleri olarak önümüze çıkıyor. Yine bu gün ticaret sicili işlemleri nasıl yürütüldüğünü yansıda şematik olarak size anlatmak istediğimizde bir döngü var. Bu döngüde işte işletme yani işletmenin vekili olarak sizler daha doğrusu ana sözleşme metinleri veya karar değişikliklerini hazırlıyorsunuz. Notere götürüyorsunuz. Noterlerimiz bunları tasdikliyor. Oradan sicil müdürlüklerimize, sicil müdürlüklerimiz gerekli tescil işlemini yaptıktan sonra Türkiye Sicil Gazetesi'ne gidiyor. Gazete basımı yapılıyor. Tekrar gazetenin dağıtımı yapılıyor ve bu döngü bu şekilde manuel olarak devam eden bir süreç içerisinde sürdürülmektedir. MERSİS'e baktığımız zaman MERSİS'te hangi işlemleri gerçekleştirebiliyoruz? Bir kere kuruluş işlemlerini yapabiliyoruz. Bütün şirket ve şirketlerin yani her nevinin kuruluşunu yaptığımız gibi şube kuruluşlarını yapabiliyoruz. Rehin ve acente işlemlerini yapabiliyoruz. Tasfiye, terkin işlemlerini yapıyoruz ve özellikle en büyük tabii işlem kapasitesi çok olan ana sözleşme değişikliği dediğimiz şirketlerin ana sözleşmelerinde yaptıkları ünvan, sermaye gibi temel ana sözleşme değişikliğinde sistem üzerinden gerçekleştirme imkanına sahibiz. Genel olarak sistemin çalışma prensibini şematik olarak size izah etmek isterim. Öncelikle sisteme girişi sağlıyor kullanıcı. Sisteme girişten sonra girdiği sayfada ana sözleşmesini hazırlıyor veya ana sözleşme değişikliğine ait metni hazırlıyor. Daha sonra tescil için TSM Sicil Memur Müdürlüğü'ne başvuruyor ve en sonunda da ilan işlemiyle sistem tamamen işlemi tamamlamış oluyor. Sisteme nasıl ulaşıyoruz? Sisteme bir bakanlığımızın internet sayfası olan www.gtb.gov.tr adresinde yer alan e-uygulamalar bölümünde Merkezi Sicil Kayıt Sistemi dediğimiz bir linkimiz var. Ya oradan ulaşıyoruz ya da yansıda gördüğünüz internet adresinden sisteme ulaşmaya sağlanıyor. Daha sonra sisteme giriş işlemi var. Sisteme iki türlü girişimiz var. Bir üyelik sistemimiz var. Bir de nitelikli elektronik sertifikayla sisteme giriş sağlanıyor. Her üye, her kullanıcı muhakkak sisteme üye olmak zorunda. Üye olurken kullanıcının TC kimlik numarası alınıyor ve kendisine ait bir sicil, şifre ve kullanıcı adının belirlenmesi isteniyor ve daha sonra buna kullanıcıya bir aktivasyon maili gönderilerek kullanıcının sistemi kullanması sağlanmış oluyor. Üçüncü adımda kullanıcı adı ve şifresiyle, özellikle kuruluş işlemleri için söylüyorum, kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme girdiği zaman yansıda gördüğü sayfa karşısına çıkacak. Yansıda gördüğümüz sayfada bir tescil işlemi yapacaksak tescil başvurusu linkine basarak tescil başvurusu linkine bastıktan sonra
Sayfada önüne 3 tane alan geliyor. Bir tanesi yeni kuruluş işlemleri, şirket kuruluş işlemleri. Bir tanesi değişiklik tescil başvuruları. Bir tanesinde devam eden başvurular şeklinde. Şimdi ilk soldaki ilk alanımızda bir şirket kurmak istediğimiz zaman bu alana basıyoruz. Ve biraz sonra örneklerinde göreceğimiz gibi kuracağımız şirket nevileri sıralanıyor. Anonim şirket, kolektif şirket, limited şirket, gerçek işletmeler anlamında veya hangisini istiyorsak bir sayfa gelecek. O sayfadan hangisini kurmak istiyorsak onun linkine basarak kuruluş işlemlerine başlamayı ve start etmeye başlıyoruz. Ortadaki değişiklik tescil başvurusu ise kurulmuş bir şirketin ana sözleşmesinde yapılacak olan değişikliği için bu alana giriyoruz. Bu alana girdiğimizde daha sonra örnekleriyle göstereceğimiz gibi herhangi bir değişiklik işleminde bu alandan gerçekleştiriyoruz. Bir de devam eden başvurular diye bir bölümümüz var. Bu bölüm mükellefinizle birlikte hazırladığınız bir ana sözleşmenin belli bir süre sonra sistemden çıkıp daha sonra devam etmek istediğiniz zaman bu alanı kullanıyorsunuz. Bu alanda işlem başvuruya gidene kadar bu alanda duruyor. Eğer bir işlemi bitirdiyseniz sistem başvuru bu alandan çıkıp başvurular arasına gelmiş olacak. Ve sistemde kuruluş işlemini başlatmak üzere bir şirket kuruluşunu yapacaksak şu sayfa yani yansıda gördüğünüz sayfa kullanıcının önüne geliyor. Bu sayfa bütün şirket nevilerinde hemen hemen aynı. Yani anonim şirket ve limited şirket, kolektif şirket ve komandit şirket gibi sol tarafta gördüğünüz bazıları ünlemli veya bazıları işte mavi yazılı olan alanlar değişebilen alanlardır bunlar. Kimisinde bu alan hepsi vardır, kimisinde biraz daha azdır şeklinde. Ama göz olarak baktığınız zaman tek standart bir sayfayı görecek ve hepsinde aynısı olacak şekilde tasarlanmıştır. Buradaki biraz evvel gösterdiğimiz alandaki bütün alanlar doldurulduktan sonra işlemler tamamlanır. Ve işlemler tamamlandıktan sonra başvuruya gönder butonuyla sistem başvuruya gönderir başvurunuzu ve size sistem bir tane numara üretir. Biz buna talep numarası diyoruz. Ve bu talep numarasıyla bütün sicillere gittiğinizde yani bütün sicillerde bu talep numarasıyla işlem takip edilmektedir. Ve hatta Noterler Birliği ile yaptığımız biraz sonra göstereceğimiz bir şeyde yansıda da göreceksiniz. İşlemlerin tamamlanması ile birlikte özellikle ana sözleşmelerin noterlerin görünmesi için Noterler Birliği ile yaptığımız bir entegrasyon çalışması vardır. Bu çalışma neticesi noterlerimiz gelen müracaatları sistem üzerinden görüp gerekli tasdik işlemlerini bu şekilde yürütmeleri sağlamıştır. Bu alınan talep numarasıyla birlikte biraz evvel bahsettiğimiz gibi en yakın notere gidilebilir. Yani Türkiye'nin herhangi bir noterine de gidebilirsiniz bu yapıyla. Noterden tarafından onaylanan sözleşme onay bilgileriyle Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün önüne düşer ve Ticaret Sicil Müdürlüğü gerekli tescil işlemlerini yapıp ilan işlemleriyle işlemleri bitirir. Yani anlattığımız bu döngü içerisinde sistem bu şekilde çalışmaktadır. Yansıda basit olarak size nasıl çalıştığını şeklen göstermek istedik. Tacir veya vekili yani sizler internet üzerinden Mersis'e biraz evvel bahsettiğimiz ana sözleşmeleri hazırlıyorsunuz. Hazırlanan ana sözleşme Noterler Birliği ile yapılan entegrasyonla noterlerimizin önüne düşüyor. Noterlerimiz ilgi tasdiği yapıyor. Daha sonra tekrar sisteme geliyor ve sistemden sicil müdürlüklerin önüne düşüyor. Sicil müdürlükleri de gerekli tescil işlemini tamamladıktan sonra işlemler tamamlanmış oluyor. Biraz evvel gösterdiğimiz bu müracaat sayfasındaki ünlemli işaretler muhakkak kullanıcıların kendilerinin girip doldurması gereken alanlar. Şirketin ortağı, şirket ünvanı, şirketin merkez adresi, amaç konusu, NACE kodu ve sermaye ve payları.
Diğer alanlar ise, yani mavi ile gösterdiğimiz başlıklarda ise, bir zorunluluk olmamasına rağmen her kullanıcının içeriye girip orada, çünkü hazır metinler var. Atıyorum mesela temsil ve izahında işte şirketi müdürler idare eder falan diye başlayan, bizim örnek ana sözleşmelere göre hazırlanmış hazır metinler var. Ama bu metinler değiştirilebilir metinler olup istenildiği zaman istenildiği gibi metin ekleme yeteneğine sahip alanlar. Özellikle mavi alanları muhakkak içine girip içeride hazır olan metni görüp, yani sizin şirketiniz için uygun olup olmadığını kontrol ettikten sonra kaydet, kapat anlamında işlemi tamamlamanız gerekli olduğunu söylüyoruz. Şu anda Mersis, biraz evvel Sayın Genel Müdürüm de bahsettiği gibi ülke düzeyinde yayılmaya devam ediyor. Yıl sonu itibariyle işletmelerin %72, Türkiye'deki sicillere kayıtlı işletmenin %72'sini sistem içerisine dahil etmiş olacağız. Şimdi bir örnek olarak bir limited şirket kuruluşu seçmiştik biz. İsterseniz onu size anlatmaya çalışayım. Biraz evvel dediğim gibi tescil başvurusu basıyor kullanıcı. Kullanıcı adı ve şifresiyle girdikten sonra buradan yeni şirket kuruluş işlemlerini seçiyor. Biraz evvel bahsettiğimiz gibi, gördüğünüz gibi buradaki sıradaki bütün nevilerden hangisini seçmek istiyorsa, hangisini kurmak istiyorsa onu seçip onun linkine basıyor. Bizim örneğimiz bir limited şirket olduğu için bir limited şirketi seçeceğiz. Seçer seçmez bize yansıda gördüğünüz şirketin merkezinin bulunduğu il ve ilçeyi soracak. Bu il ve ilçeyle seçtiğimiz andan itibaren bizim bağlı olduğumuz sicilin alanına, yetki alanına düşmesinizi sağlayacak, çünkü yaptığımız müracaat. İlk işlemimiz bu. Daha sonra biraz evvel bahsettiğimiz o kuruluşla ilgili arayüz gelecek. Arayüzde sırayla önce ortakları girmeye başlayacağız. Sistemimizde 3 tip ortak seçme imkanına sahibiz. Bir tanesi gerçek kişiler, hepinizin bildiği gibi. Bir tanesi tüzel kişiler, yani bir şirkete, bir şirketin ortak olması. Bir de bizim sistem içerisinde dış tüzel diye tanımladığımız, biraz sonra örneklerini vereceğim. Dış tüzel olarak diye tanımladığımız işte dernekler, vakıflar, belediyeler, işte kamu kuruluşları, yani şirket ve şirket olmayanların dışında kalanların da biz bunları dış tüzel kişi olarak ifade ettik. Ve bunların da takibini yapabilmek için muhakkak sisteme bu sınıflama içerisinde olmasını istedik. Eğer bir gerçek kişi ortak seçiyorsak sistem tamamen Mernis'in kimlik paylaşım sistemi üzerinden çalışmakta ve şahıs bilgilerinin tamamı Mernis üzerinden çekilmekte ve hiçbir şekilde kullanıcının müdahil olduğu bir alan değil burası. Kullanıcı sadece TC kimlik numarasını yazıp KPSS'den sorgula al linkine basarak bütün kullanıcının kimlik bilgileri ve adres bilgileri de ulusal adres veri tabanından alınmak üzere sisteme dahil edilip kaydediliyor. Tabii bu arada eğer gerçek kişi bir 18 yaşından küçük bir insansa, onun için gelen bilgiye göre sistem ona bir vasi tayin etmesini istiyor ve bu işlemi de sistem kendisi yürütüyor. Daha sonra ortağımız bir tüzel kişi olması halinde ise sistemde tüzel kişi ortak seçme alanımız var. Sicil numarasından, ünvanından veya MTK numarası veya bizim Mersis numarası dediğimiz sistemin ürettiği bir numarayla arama imkanına sahibiz. Buradan gelen sonuçla bu bir sorgulama ile hangi firma olduğunu seçiyoruz ve bunu da ekliyoruz. Üçüncü olarak da biraz evvel bahsettiğim dış tüzel ortak. Bunlar da sistemimizde vakıflar ve dernekler kayıtlı demiştik. Ama bunun dışındaki dış tüzel olarak ifade ettiğimiz aktörler ise sisteme bizim tarafımızdan
bir talep üzerine bizim tarafımızdan eklenmekte ve kullanıcı sadece seçmeyle bu işlemi devam ettirebilmektedir. Aynı zamanda gerçek kişilerin yabancı kişi olması halinde yabancı kişileri de pasaport numaralarıyla, yani Türkiye TC kimlik numarası almış yabancılarımız var. O 9'la başlayan numarayı alan kullanıcılar var. Onlar yine KPSS'den sorguluyoruz ama bu numaraya sahip olmayan yabancıları da pasaport numaraları, doğum tarihleri, doğum yerleri, adları, soyadları ve yansıda gördüğünüz alanların doldurulmasıyla, özellikle vergi numarasıyla, vergi numaralarıyla birlikte kaydederek sistemden ortaklık veya temsilcilik işlemlerinde kullanılması için seçiyoruz. Şirketimiz ortaklarını tamamladık. Daha sonra şirketin ünvanını belirlemeye geldi. Şirketin ünvanını belirlemek için bizim yansıda görüldüğü gibi üzere 1, 2, 3, 4 tane alanımız var. En baştaki alanımız bizim çekirdek ünvan dediğimiz, yani şirketlerin özel isimlerini barındırdığı ilk alan. Bu alan serbest olarak kullanıcı tarafından girilmekte. Daha sonra şirketin iştigal konularıyla ilgili seçeceği sektörleri ise ortadaki alanda işletme konusu seçiniz dediğimiz yerlerde kelimeler var. İşte inşaat, müteahhitlik, aracılık veya işte neyse, firmanın ünvanı neyse tek tek seçilebilen ve bunları birbirleri istenirsen bağlaçla bağlayabildiğimiz bir alan burası. Ve burada şirketin ünvanını tespit etmeye çalışıyoruz ve en sonunda da şirketin tipine göre sanayi ve ticaret, işte sanayi, ticaret gibi eklemeleri de yaptıktan sonra ünvanı kontrol etmesini, oluşmasını sağlıyoruz. Oluşturduğumuz ünvanı sistem içerisinde kontrol ettiriyoruz. Bu ünvandan başka bir şirket var mı diye. Eğer benzer ünvan varsa şirket, uygulama bunu size sisteme devam etmenizi sağlamıyor ve size uyarı veriyor. Diyor ki bu ünvandan var. Ona göre bu ünvanın dışında başka bir ünvan belirleyiniz şeklinde. Eğer ünvan benzersiz bir ünvansa rezervasyon, rezerv et dediğimiz bir alanda 15 günlük bir süreyle sistemin bu ünvanı rezerv etmesi sağlanıyor. İşlemlerin bitirilmesi, yani ticaret ziline gönderilmesi noktasına kadar olan süre için. Ve ünvanı da belirledikten sonra adres ve merkez adres ve iletişim bilgilerinin eklenmesine geliyor sıra. Burada da şirketin merkez adresi ve merkez adresi ve iletişim bilgileri ile ilgili bilgiler sisteme ekleniyor. Daha sonra amaç konu dediğimiz alana geliyoruz. Bu Türkiye'de ana sözleşmelerde en uzun bölüm olarak gözümüze çarpan ve her şeyin içine yazıldığı bir alan burası. Ve onun için biz de burayı serbest bir metin alanı haline getirdik. Kullanıcılar bunları istedikleri gibi yazma imkanına sahip olsunlar şeklinde. Burayı istedikleri gibi doldurabiliyorlar, değiştirebiliyorlar ve kaydet, kapat deyip çıktıktan sonra da ana amaç ve konu da maddesi de tamamlanmış oluyor. Daha sonra NACE kodu dediğimiz sınıflama sistemlerine, yani iştigal konularına göre şirketlerin sınıflama sistemine göre NACE kodlarının belirlenmesi var. NACE Revizyon 2'yi kullanıyor sistem. Altılı yapıda kod sistemiyle sistem şu anda hizmet veriyor. Buradan seçilen iştigal konularına uygun olarak seçilen NACE kodlarını sistem kaydedilerek saklanmasını sağlıyor. Şeyde yansıda da gördüğünüz gibi gelen hem şeyden NACE kodundan hem de iştigal konusunun tanımından seçim yapılmış oluyor. Daha sonra sermaye girişimiz var. Şirketler için önemli olan en önemli unsurlardan bir tanesi. İşte şirketlerin toplam sermayesini yazdırıyoruz. Eğer bu paylara bölünmüşse bunun paya bölünmüşlüğünün çekini istiyoruz. Ondan sonra bir pay değerini sistem buna göre sistemin bir pay değerini de hesap ettikten sonra ortakların sermaye paylarını dağılımını sistem üzerinden gerçekleştiriyoruz.
Ve ödeme, yani sistemin sermayenin ödenmesiyle ilgili metni de ödemeye ilişkin açıklama bölümünde yazılmasını, servis metin olarak yazılmasını sağlıyoruz ve bu alanı da doldurmuş oluyoruz. Aynı zamanda bir aynı sermaye olması konusu, eğer bir aynı sermaye varsa şirketin kuruluşunda, aynı sermayenin oluşumuyla ilgili mahkeme kararı ve mahkeme kararının belirtildiği bilgileri de sisteme kaydedilmesini sağlıyor ve ana sözleşmede yayınlanması oluşturuluyor. Daha sonra şirketin süresi ne geçiyoruz? Şirketin süresi belirleniyor. İşte genellikle bizim tabii ülkemizde limite şirketler hep 99 şeklinde oluşur ama önümüzdeki, yani kanun artık o 99 değil, sınırsız da getirdiği için sistemde sınırsız seçme butonu da yerleştirilmiş durumda. Yetkililer, özellikle şirketlerdeki yetkililerin seçimi ile ilgili alanımız bu. Şirket müdürlerinin seçimi var. Şirket müdürlerinin seçimi yapıldıktan sonra temsil ve ilzam maddesi geliyor. Temsil ve ilzam maddesindeki maddeyi girip düzeltebiliyoruz. Bu maddeler girip düzeltilebilen, içinde hazır metinler olmasına rağmen düzeltilebilen maddeler. Daha sonra ilan maddesiyle ilgili metnimizi giriyoruz ve hesap dönemiyle ilgili maddeler, metinler giriliyor. Daha sonra karın dağıtılması maddesi. Yine bunların hepsi hazır fakat kullanıcının değiştirmesine yönelik serbest alanlar. İhtiyat akçesi tamamlanıyor. Kanuni hükümler diye bir maddemiz var. O genelde ana sözleşmelerin son maddesi gibi gözüken. Ve daha sonra ek maddeler diye bir alanımız var. Yani standart ana sözleşme maddeleri dışında şirketlerin ana sözleşmelerine eklemek istedikleri maddeleri başlıklar halinde ek maddeler başlığında sisteme eklemeye sağlayabiliyoruz. Bu işlemler bittikten sonra uygulamada yansıda da gördüğünüz gibi başvuruyu hazırla butonuyla sizi hazırladığımız ana sözleşmenin artık Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne onaylanmasını sağlamak üzere başvuruya gönder noktasına geliyoruz. Başvuruyu hazırladıktan sonra gelen sayfada kuruluş bildirim formu dolduruluyor. Bununla ilgili form doldurduktan sonra onaya gönder butonuyla da işlemi Ticaret Sicil Müdürlüğü memurluğuna ve noterin tahsine sunuyoruz. Ve biraz evvel bahsettiğimiz gibi sistem bize bir numara üretiyor. Bu talep numarası dediğimiz numara sistemin bizim başvurumuz için verdiği numaradır. Bu başvuru numarasını aldıktan sonra Sicil Müdürlüğü'nde gerekli işlemler yapıldıktan sonra tescil ve ilanı tamamlanıyor ve kuruluş işlemimiz tamamlanmış oluyor. Bir örnekte bir ana sözleşme değişikliğinin nasıl yapıldığı sistem üzerinden onu size anlatmak istiyoruz. Yine bakanlığımız web sayfasından Merkezi Sicil Kayıt Sistemi MERSİS başlığı altından sisteme girdik. Sistemde istersek elektronik imzayla da çünkü değişiklik işlemleri elektronik imzayla yapılır durumda sistemde. Kullanıcı elektronik imzasıyla sisteme girdi. Girdiği yerde tescil başvurusu diye tekrar tescil başvurusuna başladı. Ve değişiklik işlemlerle başladıktan sonra firmasını çağırdı. Ve firmasını çağırdığı firmada alt tarafta gördüğünüz bu ikonlarla yapacağı işlemlerin başlıklarıdır. Bu başlıklardan eğer değişiklik başlat dediyse, yani en üstteki o ikonların en üstteki değişiklik başlat ikonuna bastıysa ana sözleşme değişiklikleriyle ilgili bütün değişiklikleri bu başlık altında yapmaya başlayacaktır. Değişikliğe başlat linkine bastık. Sistemin şirketin sayfası önümüze geldi, şirketimizin. Şimdi burada bir adres değişikliği ihtiyacımız var. Şirketin bir merkezini başka bir yere taşıyoruz. Yani aynı il içerisinde başka bir yere taşıyoruz diyelim.
adres bölümüne gelip adres yeni adresi gir düzelt denilen yerden yeni adresi girip sistemde taşınacağımız adresin sisteme eklenmesini sağlıyoruz. Yani şeyde yansıdığı da görüldüğü üzere gelen alanlarda yeni adresimiz belirlenip kaydet kapat deyip çıkıyoruz. Daha sonra şirketin yine amaç konusunu değiştirmek durumundayız. Şu anda yansıda gördüğünüz alan halen şirketin mevcut amaç konusunun kendisine gösterimidir. Daha sonra güncelle dediğimiz butona bastıktan sonra gelen alanda yeni yazdığımız ana amaç ve konu tamamlayıp kaydet deyip kapattıktan sonra sistem size bunu şu vaziyette gösterecek. İki tane renkli, farklı renkli gösterecek. Burada öyle mi? Yeşil gözüküyor. Evet. Yeşil eklenen yeni ana amaç konu. Sarı olan da çıkartılacak olan eski amaç konu şeklinde. Daha sonra yine aynı başvuruyla sermayeyi de değiştirmek istiyoruz. İşte sermayemiz kanunun öngördüğü asgari limitlerden aşağıysa şimdi onu üstüne çıkartıp yeni limitlere getirmek istiyoruz örneğin. Yine gidip sermaye butonuna gir düzelt dediğimizde işte yeni sermaye yazıyoruz ve kaydet kapattıktan sonra sermaye değişikliğini tamamlıyoruz. Daha sonra yetkili değişikliğimiz var. Yetkili değişikliğinde de ilgili işte şirket müdürünün değiştirmini istiyorsak veya süresi dolmuşsa süresini uzatmak durumundaysak bunu da sisteme ekledikten sonra başvuru hazırla dedikten sonra sistem bütün değişikliklerle ilgili değişiklikleri toplayıp bir demet haline getiriyor ve bunu onaya göndermeden evvel bu konuda bu değişikliklere yapılmasını isteyen şirket organ kararlılığında kararını kararlar bölümüne eklenmesini istiyor. O gördüğünüz ünlemli işaret kararlar bölümüdür. Bu değişikliklerin yapılmasını gerektiren kararların da girilmesini sağladıktan sonra onaya gönder butonuyla sistem ana sözleşme değişikliklerinde onaya göndermiş oluyor. Ve biraz evvel bahsettiğimiz bütün onaya gönderme işlemlerinden sonra ticaret sicil müdürlüklerince gerekli incelemeler yapılıyor ve sistem sayesinde işlemlerimizin tescili tamamlanmış oluyor. Yani projeden beklediğimiz faydalar başlığında bir açılım yapmıştık. Bu ses alamadım pardon. Şimdi bütün tescile tabi tüm işlemlerin internet üzerinden gerçekleştirilmesi ve ticaret sicil müdürlüklerinin iş yükünün azaltılmasını sağlamaya hedefliyor uygulama. Ayrıca sürekli güncellenen veri tabanından yapılacak analizlerle politika oluşturmasına katkı sağlayacak diye düşünüyoruz. Vatandaşlarımızın kamu kurumlarıyla ilgili iş ve işlemlerinde ihtiyaç duyacakları bilgilere sistem üzerinden güncel olarak ulaşılabilecek bir yapı olacak. Bunun dışında Avrupa Birliği'nin direktiflerine uyumu sağlıyoruz. Avrupa Ticaret Sicilleri Teşkilatı'na üye olmanın birinci şartı bu şekilde oluşmuş oluyor. Bu şartı sağladıktan sonra Avrupa'daki ticaret sicil teşkilatlarına üyelik söz konusu ülkemizin. Böyle olduğu zaman da hemen hemen 17 ülkede 22 milyon işletmeyle ticaret sicillerinde tutulan kayıtlara erişim sağlanabilecek ve ticari hayatın bu yönde ilerlemesi ve ticaretin gelişmesini sağlayacak diye düşünüyoruz. Ekonomik birimlerin yer aldığı kayıt sistemiyle birlikte oluşturulacak raporlama araçlarıyla yeni analizlerin gerçekleştirilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Bir amacımız da veya beklediğimiz faydalardan bir tanesi de ticaret sicil müdürlüklerinin ticaret faaliyetlerindeki denetimi daha rahat yapabilme imkanına sahip olacağız. Sistem şu anda biraz evvel bahsettiğimiz gibi ülkede hemen hemen 35 sicilimizde çalışmaya başladı. Tabii çalışırken çeşitli sıkıntıları da bir arada beraberinde getiriyor. Yani özellikle veri
sistem sicillerden aldığımız verilerdeki sıkıntıdan, zaman zaman uygulamada kaynaklanan sıkıntılardan bir takım destek hizmetini de beraberinde getiriyor. Bunun için bakanlıkça düzenlediğimiz bir destek hizmetleri kısmı var. Burada en önemli şey kullanıcılar ve sicil müdürlükleri bizim için bize yönlendirilen ya daha doğrusu isteklerini yönlendiren iki grup var. Bir kullanıcılar, bir de ticaret sicil müdürlükleri. Kullanıcılar ve genellikle bakanlığımızın çağrı merkezine isteklerini iletiyorlar. Buradaki isteklerinin bizim tarafımızdan görülmesi ve bunlara gerekli desteğin verilmesi sağlanıyor. Ticaret sicil müdürlüklerinde ise bazı ticaret sicil müdürlüklerinde destek masalarımız var. Özellikle İstanbul'da bu 6 personelle işlemler İstanbul'da başladığı sırada 6 personelle bir destek masası oluşturuldu. Bu 6 personel kullanıcılarımızın taleplerine yani uygulamanın kullanılmasına yönelik taleplerine cevap verecek. Gelen mesajları bizim bakanlığın genel müdürlüğümüz içinde bir destek masası var. Aynı zamanda orada da değerlendiriyoruz. Bu bizim çözeceğimiz şeyler ise hemen çözümü noktasında gerekli işlem yapılıp kullanıcıya mail olsun veya telefonla olsun herhangi bir şekilde dönüş sağlanmakta. Eğer uygulamayla ilgili bir problem olduysa da bizim yazılım destek grubumuzdan gerekli desteği alıp gerekli hatanın veya eksikliğin veya başka herhangi bir isteğin, yeni bir isteğin sisteme eklenmesi veya düzeltilmesi noktasındaki çalışmayı yazılım destek grubundaki arkadaşlarımız sürdürmekte. Projenin önümüzdeki dönemdeki 2013 için hedeflediğimiz bir yeni çalışma ise biraz evvel bahsettik. Proje kapsamının genişletilmesi. Yansıda da gördüğünüz gibi ve biraz evvel de sunumun başında da izah ettiğim gibi yeni aktörleri de bu sistemin içine dahil edip merkezi genel bir yapının oluşturulmasını sağlamak hedefimiz. Bu konuda önümüzdeki dönemde çalışmalar devam edecektir. Evet, 2013'ün sonu itibariyle de Mersis'te yansıda görüldüğü üzere aktörler yeni aktörlerle beraber sistem 2014'e başlamış olacak diye düşünüyoruz. Hepinize teşekkürler ediyorum. Evet. Zannedersem bir kahve aramız olacak. Bir yarım saat kahve arası verdikten sonra bu arada lütfen sorularınız varsa yazılı olarak hazırlayabilirseniz ve bize buraya iletebilirseniz aradan dönüşten sonra İstanbul Ticaret Müdürümüz ve Adnan Bey sorularınızı yanıtlayacaktır. Teşekkür ederiz. 15 dakika. Kahve arası 15 dakikaymış.